İyi akşamlar değerciler. Herkese keyifli bir akşam diliyoruz. Evet, yine bir deprem programıyla karşınızdayız değerliciler. Tek tek birinde bu akşam yine depremi ele alacağız. Çünkü bana göre Türkiye'nin en önemli gerçeği, siyasetten daha öte gerçeği deprem. Siyasetin altında zaman zaman ezildiğimiz oluyor ama depremdeki gibi bir ezilme olmuyor. Oradan kendimizi bir süre sonra kurtarabiliyoruz siyasetin ezilmişliğinden. Ama depremde üzerimize çöken binaların altından kurtulamıyoruz. Bazınız diyebilir ki yine deprem, yine deprem, sen kafayı mı yedin diyebilir. Kafayı yemedim efendim. Bununla ilgilenmeyenler kafayı yemişlerdir bence. Çünkü bazılarımız için, bazıları için deprem sosyal medyada paylaşılacak bir fotoğraf, dandikten bir gözyaşı emojisi, bir çocuk kurtulduğu zaman palavradan bir sevinç emojisi olabilir ama deprem o demek değil. Siz onu atıp unutuyorsunuz ama deprem gerçeği unutulmuyor, doğa unutmuyor depremi. O yüzden bu akşam deprem konuşacağız. Bu kez depremin yer altındaki ne değil, yer üstündeki tarafını, yani binalara olan etkisi konuşacağız. Daha önce bu konuda birkaç program yapmıştık ama bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Çünkü biliyorum ki çok çabuk unutuyorsunuz. Yani evet, toplumlar unutkandır, buna da hakları vardır ama bu kadar da unutkan olmak lazım. O yüzden ben sık sık hatırlatacağım bu akşam. Çok değerli Profesör Doktor Mustafa Erdik, Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuz olacak. Riskli olduğu için şu anda 40 binlerde vakalardan konuşuluyor Türkiye'de Covid-19'da. Riskli olduğu için hocamız evden Skype'la bağlanacak. Mustafa Hocam, hoş geldiniz. Sizi ağırlamak her zaman bir keyif. Bilgilerinizi paylaşmak her zaman bizim için müthiş bir kazanç. İyi ki varsınız. İstanbul'da da İstanbul Teknik Üniversitesi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşaat Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi Doçent Doktor Beyza Taşkın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi buraya getirmekte beis görmedik. Siz sağ de sağ olun, bizi kırmadınız. Olsun, siz çok genç olduğunuz için bizim kadar riskli değilsiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. O kadar olmamak. Aynen öyle yani Beyza. Hocam sağ olun. Sağ olun hocam. Beyza, biz programı birbirimize iltifatla bitireceğiz. Beyza Hanım, iyi ki geldiniz. Sağ olun hakikaten. Çünkü burada tek başıma oluyor, çok sıkılıyorum. Sağ olun. Yani davetiniz için çok teşekkür ederim. Hakikaten önemli bir konu. Biraz da üst yapıyı konuşmak. Yani gündemimiz çok dinamik, ülkemiz çok dinamik. Deprem de dinamik. Dinamik mi, statik mi bilmiyorum ülke. Ülke çünkü aynı konuları konuşa unutuyor, tekrar konuşuyor falan yani. Hani değişik bir şey konuşsak gam yemeyeceğim. Hep aynı şeyin üzerine tepiniyorum. Ama olsun, o bile zamana bağlı bir tur atıyor. Dolayısıyla evet, dinamik diyebiliriz. Evet, inşallah hocam. Peki hemen başlayalım. Mustafa Hocam, nereden başlayalım derim. İzmir depremi. İzmir depremi oldukça garip sonuçlar doğurdu Türkiye açısından ve kent açısından. İzmir'e oldukça uzak sayılabilecek yaklaşık 70 kilometre bir mesafede meydana geldi. Bir fayın kırılmasıyla, denizdeki bir fayın kırılması meydana geldi. Ancak hemen yakınındaki, yaklaşık 9 mil yakınındaki Seferihisar'da ve Sığacık'ta sadece bir tsunami'ye sebep olurken ve herhangi bir yıkıma, hasara sebep olmazken Bayraklı'da ve hatta bir miktarda İzmir'in başka kesimlerinde, Bostanlı ve Karşıyaka'da, daha tabii küçük çapta ama binalarda bir takım çatlaklara, matlaklara neden oldu. Bayraklı'da ise ciddi yıkıma sebebiyet verdi. Bu nedendi ve bekleniyor muydu? Çünkü biliyorum ki 1999 yılından beri İzmir'in bir deprem master planı var ve siz o master planda bunları öngörmüş müydünüz? Master planda bunları öngörmüştük tabii ama çok daha vahimini öngörmüştük. Çünkü İzmir aslında bir basen, havza diyoruz biz ve güneyinden, kuzeyinden faylar tarafından kuşatılmış. Her ne kadar yerin altına girmeyecekse, girmeden olmuyor. O bakımdan bizim düşündüğümüz, oradaki iki tane fay vardır. Güneyde İzmir fayı, kuzeyde de Karşıyaka, Bornova fayı diyelim. Onlar normal faylar. Onların herhangi bir tanesini oynaması tabii neredeyse kentin altında bir deprem oluyor. Çok daha büyük hasar yaratır. Öyle bir deprem öngörülmüştü ve gene Bayraklı'da hakikaten ciddi hasar vardı, aynı şekilde Karşıyaka'da. Çünkü buraları İzmir'in zayıf, zemini zayıf olan yerleri ve zayıf zemin üzerine biraz zayıf bina yaparsanız yani küçük bir depremde bile yıkılma söz konusu. Yani mühendislik açısından gerekse jeoloji, jeofizik ya da deprem mühendisliğinden aslında bilinmeyen bir şey yok. O depremin orada olacağı öngörülseydi bu hasarların hepsi tespit edilebilirdi. Ve yaklaşık olarak hasara baktığımız zaman da şu anda yanılmıyorsam ağır hasarlı yıkık bina sayısı 300 olarak veriliyor. Orta hasarlı 300-400 dönüyor. Belki 700-800'e çıkar, yaklaşık 1000 tane bina diyelim. İzmir'de, İzmir ilinde 230 bin bina var. İzmir'de 200 bin bina var.
Bu demektir ki yaklaşık İzmir'deki binaların %1'i orta ve daha ağır hasar. İstanbul depreminin gözünü alırsak bu yaklaşık %13-%14'tür. O bakımdan bizim açımızdan küçük bir deprem. Tabii orada hayatını kaybedenlerin hepsine Allah'tan rahmet dileriz. Etkilenenlere büyük geçmiş olsun, yaralara şifa ve hakikaten arkasından da orada acil yardım kurtarma faaliyetlerini yürüten ekibe ve devletimiz gayet başarılı bir sınav verdiler. Her ne kadar deprem küçükse de bunları da takdir etmemiz gerekiyor. Peki hocam şimdi İzmir depreminde, İzmir'in siz Türkiye'de pek çok büyük kentin ekibinizle birlikte bir anlamda dörtgenine sahipsiniz. Ya da MR'ına sahipsiniz diyeyim hatta. Hangi bina sağlıklı, hangi bina dayanıksız, hangi binada, hangi büyüklükte depremde nasıl bir hasar meydana gelir veya hangi şiddetteki bir depremde nasıl bir hasar meydana gelir? Ya da o yüzeydeki zemin hangi türde bir şiddete yol açar depremin büyüklüğüne bağlı olarak? Bütün bunları 3 aşağı 5 yukarı bilen bir ekibin başındasınız. İzmir dediğiniz gibi küçük bir, İzmir açısından bu küçük bir depremdi. Yani bu eğer İzmir'e 90 kilometre mesafede değil, hemen altında meydana gelmiş olsaydı çok daha büyük yıkım olurdu. İzmir'de benzer bir büyüklüğün İzmir faylarında, bu az önce sözünü ettiğiniz İzmir ve Bornova faylarında meydana gelmesi halinde siz nasıl bir yıkım ve kaç binanın yıkılacağını bekliyor ve umuyordunuz? Anladım. Önce bir düzeltme yapayım tabii. Ben ve ekibin bu tip bilgilerin toplanmasına yardımcı olduk ama bilgiler bizde değil, sahibi evet. De biz değiliz. Bunların sahibi belediyedir, devlettir neticede. Tabii İzmir'de bu şekilde bir fayın meydana, yani fayda 7 büyüklükte deprem olması zor. Bizim tahminimiz daha çok 6,5 büyüklüğünde. Ama 6,5 büyüklükte bir deprem bile İzmir'de tabii şu anda gördüğümüzün belki bir 10 katı, 15 katı hasara yol açardı. 10 katı, 15 katı. Yani en az 50-100 bina yıkılırdı diye düşünmek mi lazım? Yani yıkılan bina belki 100-200 olabilirdi. Tamamen göçen bina. Hasar gören binalar çok daha fazla olurdu. Ama tabii benim tahminlerim 1997-1998'deki bina envanterine dayanıyor. Şu andaki bina envanteri çok değişti. Özellikle İzmir'de şu anda çok sayıda yüksek bina var. Neredeyse 200 metrenin üzerinde bina sayısı herhalde 5-6 tane. 220 metrelik binalar bile var. Yani envanterde büyük değişiklikler oldu. Bina yeniden incelenmesi gerekir. Peki hocam şimdi aynı şeyi İstanbul'la ilgili de konuşacağız ama mesela bu İzmir'de 99'da yapılan master plan doğrultusunda 99'dan bugüne yani yaklaşık 21 sene önce çalışmalar başlatılmış olsaydı güçlendirme, yıkma, yenileme ve belki kentsel dönüşüm projeleri başlatılmış olsaydı nereye varırdı? Bununla baş etmek mümkün müdür? Özellikle Bayraklı ve Karşıyaka ve özellikle Bostanlı gibi zemini biraz daha sorunlu olan bölgelerde yine de konut yapmak mümkün müdür? Yoksa İzmir buralarda değil başka yerlerde mi olmalıdır? Çünkü baktığımız zaman Bayraklı özellikle İzmir'in son yıllardaki en önemli gelişme bölgesi. Ve özellikle de çok yüksek katlı binaların yapılmaya başlandığı bir anlamda İzmir'in Manhattan'ı olmaya doğru ilerleyen bir bölge. Bunlar normal midir? Master plan uygun mudur? Yoksa master plan bunları tamamen öngörmeyip hatta yasaklamasından yana mıydı? Yok yani herhangi bir şekilde yasaklama söz konusu değildi ama o zamanlarda İstanbul'da bu kadar, İzmir'de diyeyim, bu kadar yüksek bina yapılacağı tabii belli değildi. O bakımdan fazla değinilmedi. Aslında master plan herhangi bir uygulama değildir ama evet. Bir uygulama yapmanız için gerekli bilgileri sağlar ama uygulamayı sizin oturup yapmanız lazım. Ne olacağını gösterir. Tabii o riski azaltmak için neler yapılacağını da yazar ama o planlama nasıl yapılacak onu yapılması lazım. O zaman özellikle Sayın Özfatura ile çok yoğun çalıştık. Arkasından Sayın Priştine geldi belediye başkanı olarak. Fakat Türkiye'de belediye başkanları sürekli değişiyor ve herhangi bir süreklilik de olmuyor. O bakımdan zamanla unutuldu ama unutulsa bile zaten bundan bilinen şeyler. Yani arkasından İstanbul'da tekrar etti. Bugün konuştuğumuz her şeyi aslında Kocaeli depreminden sonra konuştuk. Arkasında Elazığ depreminden sonra konuştuk. Aslında eminim Beyza da bana katılacaktır. Bilinmeyen bir şey yok. Şu anda bizim sıkıntımız bilinenlerin uygulanması ile ilgili daha çok.
Peki gelip hemen İstanbul'a geleceğiz ama ona gelmeden önce bir Beyza Hanım'a ben dönmek istiyorum hocam, izin verirseniz. Beyza Hanım, sizin deprem konusu Türkiye'deki en önemli uzmanından birisi. Uzak Doğu'yla da çok yakın temasınız var. Depremi çok sık yaşayan ve bu konuda oldukça tecrübeli olan Uzak Doğu ülkeleriyle de yakın teması var. İzmir depremi ve diğer depremler yer üstünde nasıl önlenebilir? Verdikleri hasarları ortadan kaldırmak için ne yapmak lazım? Bunlarla ilgili size soran oluyor mu? Veya bunlarla ilgili siz belediyelerle, Şehircilik Bakanlığı'yla bir koordinasyon içinde misiniz? Niye söylüyorum bunu? İzmir'deki çöken Emrah Bey Apartmanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam adını. Bu binanın hasarlı raporu, deprem riski taşıdığı raporlanmış belediye tarafından. Ancak belediyenin yaptırım gücü olmadığı için hiçbir şey yapılmamış. Buna karşılık Şehircilik Bakanlığı'nın yaptırım gücü var ama rapordan bakanlığına veriyor. Burada bir total koordinasyon eksikliği var? Uzak Doğu ve diğer deprem ülkeleri bunu nasıl çözüyorlar? Fatih Bey, hakikaten çok zor bir süreç bu. Öncelikle isterseniz binalar nasıl depreme dayanıklı olurlar onu belki konuşursak. Olur. Neden bizimkisi, bizim binalarımız beklenenin çok daha düşük şiddetine veya yıkıcılık niteliğine sahip olan depremlerde yıkılıyor sorusunu da yanıtlayabiliriz. Binaların temel olarak tasarımında öncelikle bulundukları deprem tehlike bölgesi esas alınır. Ve binanın bulunduğu, inşa edileceği yerde yerel zemin koşulları da dikkate alınarak iyi bir mühendislik hizmeti görerek tasarlanırlar. Hı hı. Şimdi tabii burada bir sürü parametre var. İnşa ettiğiniz yıl, malzeme kalitesi, bilgisayar teknolojileri vesaire, ama her zaman bu böyle olmalıdır. Yani 30 yıl önce işte bilgimiz yoktu, bilmiyorduk filan. Ben şimdi birkaç tabii harita ve fotoğraf da göstereceğim söyleyeceklerimi teyit etmek babında. Şimdi en önemli şey, bakın, sismisiteye uygun, yerel zemin koşullarına uygun. Sismisite deprem. Yani depremselliğe uygun, yerel zemin koşullarına uygun iyi bir mühendislik tasarımı almak. Bu yetmiyor. Bu çizilen, hesaplanan binayı aynı şekilde yerinde yapmak. Şimdi bizim sorunumuz orada başlıyor. Uzak Doğu'yla veya işte diğer ülkelerle belki temeldeki en büyük farklılığımız biraz tabii ya bir şey olmaz mantığının toplum olarak, birey olarak herhalde içimize böyle artık ne bileyim nesnelleştirdiğimiz bir karakterimiz olması. Çünkü şunu söylemek gerekir tabii. Hiçbir müteahhit veya yapıyı yapan yıkılsın diye, hasar görsün diye yapmaz. Ama bir şey olmaz, bu önemli bir değil diye. Bir kendi ailesi oturuyor içine. Bir aynen ve açık. Yani bahsettiğiniz binanın inşasını yapan vatandaşımız da Erzincan'dan kurtulmuş. Aynen öyle. Yani dolayısıyla elbette ki bu bilinçsizlikten kaynaklanıyor, denetimsizlikten kaynaklanıyor. Hepsini bir araya getirdiğiniz zaman biz hep aynı manzaraları sürekli konuşur haldeyiz. Önlem alınmadığı müddetçe de ne yazık ki konuşacağız gibi gözüküyor. Peki nasıl yapmak lazım binaları? Yani nedir kontrol mekanizma? Ne eksik Türkiye'de? Şimdi bakın, yönetmelikler tabii zaman içerisinde gelişen bilgi birikimi, artan bilgi birikimi, güncellemelerle daha ileri boyuta geliyor. Yani çözünürlüğü artıyor. Deprem bölgelerinin riskleri, ne bileyim karakteristikleri çok daha iyi bilinir hale geliyor. Gerek yer bilimciler, gerek yer bilimcilerden alınan bilgileri temel zeminine, yani geoteknik düzeye taşıyan, tehlike analizi yapan işte Mustafa Erdik gibi hocalar daha yüksek teknoloji kapasiteli bilgisayarlarla daha yüksek çözünürlüklü noktasal artık bilgiler bize verebiliyor. Biz de bu bilgileri alarak yapı sistemlerini tasarlıyoruz. Dolayısıyla şimdiki elbette ki 50 yıl önceki bilgiyle günümüzün bilgisi arasında çok önemli bir fark var. Ve aynı zamanda bakın malzeme kalitelerinde, niteliğinde değişim var. Ama her şeyin ötesinde müteahhitlerin de bakış açısında farklılık var. Dolayısıyla hepsi tabii bir potada eriyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda mesela İstanbul'da binaların önünde harç kararlardı. Tabii yani mesela bakın. Mesela şey biraz gelişmişleri şeyle o böyle bir dönem beton bir makine vardı. Beton onunla yerle yapılırdı. İşte şimdi benim, öyle bir şey kalmadı mesela. Benim çocukluğum da öyle yani, o kadar da genç değilim. Öyle başladığınız şey. Şimdi mesela öyle bir şey kalmadı. Kalmadı şimdi tabii. Hepsi kalmadı. Bir yerden geliyor. İşte artık kaliteleri belli falan filan, ama buna rağmen sıkıntı var yine de galiba anladığım kadarıyla. Şimdi bakın, yani ben bölgeden bir takım fotoğraflar göstereceğim size. Lütfen. Bu hasarlarda şunu göreceğiz. Yani pek de öyle bina değil bunlar. Yani özellikle yıkılanlar ve hasar görenler. Tabii dediğiniz bakın şey çok önemli bir nokta. Şunu göreceğiz çok yakında. Yani bu binalar incelenecek. İncelenince sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.
Göreceğiz ki bazı binalardan alınan beton numunelerinin sonuçları ya bazı katlarında iyi, iyi diyebileceğimiz düzeyde, hani fena değil, en azından Türkiye ortalamasının üzerinde olacak ama bir kısmında çok çok düşük olacak. Aynı binadan ama aynı alınan binada numuneler. Bu işte yani bir sizin... katı farklı bir beton, evet, bir kolonu aynı farklı katta beton. Bile çok farklı değerler çıkacak. Şimdi hocamın da aslında bahsetmiş olduğu, kendi öncülüğünde yapılan gene zemin çalışması da Profesör Doktor Atilla Ansal ve ekibi tarafından yürütülen, bakın, İzmir deprem master planı diyelim kısacası. Hı hı. Oradan iki tane haritayı ben paylaşmak istiyorum. Evet, eski olabilir. Hocam, çok sınır... numarası söylerseniz sen arkadaşlar getirerek paylaşmak. Yani şu anda istiyorsunuz. Ben evet, pardon. Ben tabii yanlış ekrana bakıyorum. Şimdi doğrusu geldi, evet. Yani doğru tarafa bakıyorum. Şimdi mesela bu haritaya baktığınız zaman sıvılaşma ve zeminin yumuşaklığına bağlı olarak tabii deprem hareketini yükseltgenme etkileri var. Bu hocanın az önce hocam, bahsetmiş olduğu... Hocam ben şurada göstereyim hemen zaten. Kırmızı olanlar sıvılaşma olasılığı, yani zeminin iyi olmadığı yerler. Evet. Sıvılaşma olasılığı zeminin depremi daha fazla yansıttığı yüzeyde yerler demek. Ben de demek. Gelebilir miyim yanınıza? Tabii ki hocam, doğru. Buyurun. Burası da o zaman Bayraklı şimdi. Şurası Bayraklı. Evet, evet, aynen. Burası öyle da Karşıyaka ve şeye doğru gidiyor. Bostanlı'ya doğru giden bölge değil mi? Buyurun. Şimdi burada tabii sıvılaşma, özellikle Bayraklı'ya konsantre olalım. Bu bölgede sıvılaşma olasılığı var. Şimdi İlginç mesela, Bayraklı'nın bir yerinde yok. Bu harita eski bir harita. Eski. Şimdi tabii ki eleştiriler olabilir. Denebilir ki ya burada çok az sayıda sondaj var vesaire. Ben şunu göstermek için geldim. Bu çalışma hala aslında bize çok bilgi veriyor. Yükseltgenme, yani zeminin deprem dalgalarını yükseltgenme bölgelerine bakarsanız, bakın burada bir mor bölge var. Pembe mor arası bir şey. 3-3,5 civarında olduğunu görüyoruz. Bu da AFAD'ın... Burada daha net görünüyor zaten. AFAD'ın, evet, yani kayıtları gösteriyor. Bayraklı ne kadar, bakın, kilometre sırasına dizilmiştir. Seferihisar hemen yakınında ama çok düşük. Çok daha 79. düşük. Buna ama karşılık bakın... Aydın Kuşadası çok yüksek. Evet. Ama onlar benzer yakınlıkta. Şimdi İzmir Bayraklı'ya bakın. 70 kilometreden daha fazla uzaklıkta olmakla birlikte ne bekliyoruz biz normalde? Deprem dalgalarının merkez üssünden uzaklaştıkça sönümlenmesini bekliyoruz yani. Ancak ve ancak yumuşak bir zemin koşuluna gelince dalgalar amplifiye oluyor. Şimdi bir sonrakine de orada frekans artmış mesela. Biz geçen hafta baktık, frekans artmış. Tabii zeminin hakim frekansı falan tabii çok önemli oluyor. Şimdi sadece Bayraklı istasyonu çalışacak vaktim oldu. Bu deprem datası. Hı hı. AFAD'dan alınan, hani ben biraz meslektaşlarımla paylaşmak için koydum. Bunun da detayına girmeyeceğim. Zaten bundan sonraki görüntülerim tamamen hasar fotoğrafları. Bu ne gösteriyor? Şimdi tasarımda bakın. Şu an yürürlükte olan 2018 tarihli deprem yönetmeliğini alsak biz şöyle bir zarf eğrisi öngörüyoruz. Hı. Kırmızıyla gördüğümüz. Buna bakalım, yani detaylarını geçelim. 1998 ve 2007 deprem yönetmeliklerinde ise bakın Z4 ve Z3, yani en zayıf. Yani o yönetmelikler uygulansa bile, evet, şuradayız. Bakın böyle. Şimdi bizim Bayraklı'dan aldığımız kayıtlar ise. Yani aslında 98'e de uyulmamış. Hatta 75'e de uyulmamış. Yani bu tabii aynen onu gösteriyor. Şimdi yalnız dikkat çekici şey şu. Bu eğride, yani yer hareketinde biz genellikle şöyle şu 0.5'ler civarında, 0.40 saniyeler civarında bir pik bekleriz. Sağlam zeminde bu hızlı bir şekilde düşer. Bu şekil bize çok tabii yumuşak zemin koşullarının olduğunu, özetle şunu söyleyeyim, herkesin anlayacağı gibi. Yani yaklaşık 0.5-0.4 saniyeden 1.5 saniye periyodu olan. Ne demek istiyorum? 5 katlı binalarla kabaca 15 katlı binalara kadar olan ve o aradaki tüm binaların ciddi şekilde etkileneceğini gösteriyor. Yani bu diyagramdan insanların anlaması gereken şey... Yani 5 kattan az olan binalar daha az etkileniyor. Daha az etkileniyor diyebiliriz. Ama yani 5 ila 15 kat arasındaki yapıların çok ciddi bir şekilde etkileneceğini biz bu şeyden de görebiliyoruz. Peki hocam, şimdi şunu merak ediyor herkes. Her zemine bina yapılır, yeter ki zemin bilinsin ve bina ona göre tasarlansın diye. Tabii ki. Mesela bu zemine, Bayraklı zemine 20 katlı, 50 katlı bina yapmak uygun mudur? Yapılabilir mi? Ne gerek var? Yani öncelikle bunu sormak lazım. Arazi değerli, yani yüksek yapmak gerekiyor. Yapılması gerekiyorsa yapılabilir ama gene mesela ben yer bilimci hocalardan dinlediğim kadarıyla burada ana kayanın 80 metrelerde falan, yani o derinliklerde, evet, olduğunu izledik, duyduk, öğrendik. Yani şimdi dolayısıyla bir binayı yaptığınız zaman
Bakın yüzeyde olur temeller. İşte 1-2 metre derinde. Bodrum katınız varsa hemen onun altında. 2 bodrum katınız varsa 3-6 metrede, 8 metrede olur. Yani o da kurtarmazsa ne yaparsınız? Kazık yaparsınız. Kaç metre kazık çakacaksınız? 15. Değer mi? Yani 20, 30, 40, 30. 50 çakabilirsiniz tabii ki yani. Değişik ama tekniklerle. Ama çok masraflı olur. Aynen öyle. Değer mi? Yani buradaki değerlendirme ve bakış açımız... Evet her yere gerekirse yaparız. Yapılır. Ama gerekirse. Gerekmediğine bakmamız gerekiyor yani diye düşünüyorum. Yani bayraklıyı 5 katlı yapsanız, 5 kat ve 6 yapsanız hiçbir sorun olmayacaktı aslında. Yani belki biraz daha az tutmakta yarar var Fatih Bey. Daha o az. Kadar bile arttırmak hani az. Çok akıllıca olmayabilir yani. Bayraklı'nın maksimum 4 kattır diyorsunuz o zaman anladığım kadarıyla. Tabii ben Bayraklı'nın eski halini biliyorum. Bayraklı bizim çocukluğumuzda tek katlı evlerin, bahçe içerisinde evlerin olduğu bir semtti. Sonradan İzmir'in en yüksek yeri haline getirildi. Zeminin bu özelliği bilinebilir. Yani diyorsunuz ki her zemine yüksek bina yapılır ama maliyet o kadar artar ki yapmaya gerek var mıdır? Gerek yok tabii yani hiç gerek yok. Bir de tabii şöyle bir şey var bakın yani her ne kadar değişse de şimdi zeminin bir hakim periyodu var. Yani bir titreşimde salınımına dair bir periyodu var. Yapıların da bir hakim periyodu var. Bu periyotları birbirine yakın tutmamaya biz gayret ederiz. Tabii bina hasar gördükçe periyodu değişir. Yani rezonans diye hani kamuoyunda meslektaşlarımız çok sık hani bunu kullanırlar ama rezonansla bir çok kısa bir süre karşılaşılır ama onunla da karşılaşmak istemeyiz. Rezonans ne demektir tam olarak? Ne demektir yani zeminin periyodu ile yapınızın titreşim periyotları birbirinin üstüne denk düşerse yani benzer veya çok yakın veya hatta aynı olursa o zaman binanın yer değiştirmeleri çok fazlaca artar. Yani kontrol dışı artar. Buna rezonans denir. Bundan tabii çok hoşlanmamakla birlikte dediğim gibi bina hasar görmeye başlayınca ne demek oluyor? Kolonlar, kirişler çatlamaya başlıyor. Çatlayınca binanın da hakim periyodu değişmeye başlıyor. Hı-hı. Dolayısıyla tabii o bölgeden kurtulur ama iş işten geçmiş olur. Dolayısıyla tercih ettiğimiz bir dizayn değil yani. Çok yumuşak zemine biz niye yapalım yani? Çok elzem bir şey değilse böyle bir yatırım. Peki sonunu hocam. Görüyoruz yani netice itibariyle. Şimdi İzmir dışında oralarda böylesine risk taşıyan nereler var başka? Yani herhalde tabii bunun yanıtı aslında bakarsanız yer bilimciler, sismologlar tarafından aktarıldı. Şöyle değerlendiriyorlar. Sismik kaynaklar yani deprem yaratacak olan aktif faylar Türkiye'de belli. Yani şu an zikredilen 500 civarında fay olduğu. Bunların ayrıntılı çalışmaları, dolayısıyla yıkıcı depremi yaratma tekerrür periyotları, tekerrür süreleri bilindiği müddetçe dolayısıyla beklentide olan yerler var. Bunlardan bir tanesi de tabii hiç panik havası yaratmaya gerek yok. Çünkü herkes bildiği üzere işte Kuzey Anadolu fay hattının Marmara bölgesi denizi içerisinden geçen kolu. Tabii burada yıkıcı bir deprem maazallah yani ülkenin de ekonomisinin birazcık da hani beşiği olması bakımından bölgenin. Celal diyor ki Türkiye'nin bağımsızlığına mal olabilir diyor. Yani ben o noktada Celal Hoca'ya katılıyorum tabii ki. Yani hakikaten bir beka sorunu. Ben de hakikaten çok ciddi olduğunu düşünüyorum bu problemin. Yani hiçbir şey yapılmadı mı? Tabii yapıldı. Özellikle 1999 depremlerinden sonra muhakkak ki toplumsal bilinç düzeyi çok arttı. Bunda tabii internetin, medyanın, bilginin hızlı bir şekilde paylaşılır ve ulaşılır olmasının çok çok önemli olumlu etkileri var. Ama hep dediğim gibi biz çok heyecanlı bir milletiz Fatih Bey. Yani çok hızlı başlıyoruz. Şimdi bakın yağmur gibi herkes binasına baktırmak istiyor, sorular yığılıyor. Eminim ki şu anda da çok soru vardır. Ama yani biz bunları işte yaklaşık böyle bir olaya yaşayıp bir süre sonra mesela 15-20 gün içerisinde unutuyoruz. Yani unutmayı da tercih de ediyoruz bakın. Çünkü bu işler kolay değil. Yani bu işlerin sonu geliyor çatıyor para ihtiyacına. Yani ekonomik gücü sınırlı olan insanlar tabii elbette ki korkuyorlar. Elbette ki biliyorlar belki de binalarının zayıf olduğunu bir kısmı. Evet hocam, bir tekrar ben Mustafa hocama dönmek istiyorum. Mustafa hocam şimdi bir şeyi merak ediyor. Herkesin kendi oturduğu bina ile ilgili kafasında soru işaretleri var. Bende de var, sizde de vardır mı? Yok, sizde yoktur da bende var mesela. Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettirmek pahalı ve zor bir süreç midir?
ne kadarlık hem zaman olarak hem yapılması gereken işlem arasından nasıl bir işlemdir? Vatandaşlar nasıl böyle bir şeyi yapabilirler veya yaptırabilirler? Şimdi bana çok sayıda mail geliyor bununla ilgili. İşte yaptırmak istedik, belediye bizim görevimiz değil dedi. Bizi şirketlere yönlendirdi. Bizi bakanlığa yönlendirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönlendirdi. Oradan da bize çeşitli firma adresleri verildi. Bu firmalar bizden para istiyorlar. Nasıl yapılır diyor. Pahalı bir iş midir? Zor bir iş midir? Ne kadar güvenilirdir? Tespiti kolay mıdır binanın nasıl bir depreme dayanıklı olup olmadığını ölçmek? Anladım. Sualinizi not ettim. İsterseniz ondan önce, daha önce Beyza'nın gayet güzel açıkladığı neden bizim binalarımız zayıf, ona bir iki şey ilave etmek isterim. Beyza gayet doğru söyledi. Hakikaten yani proje doğru olduktan sonra en büyük hatamız bizim doğru bir şekilde inşa edememek. Bunun en büyük iki tane kuralı var. Bir tanesi projenin doğru olduğunu tabii varsayıyoruz. Projenin doğru olması için hakikaten çok kaliteli mühendis olması lazım. Ve konstrüksiyonun da yani inşaatın da doğru olması için hakikaten iyi bir denetimden geçmesi lazım. Onlar da önemli unsurlar. Türkiye'de maalesef inşaat yani proje teknolojisi ve proje yapım yöntemleri çok ilerliyor ama ben inşaat mühendisliği bilgisinin de, daha doğrusu yetiştirdiğimiz inşaat mühendislerinin de bu bilgiye tam vakıf olduklarından emin değilim. Türkiye'de şu anda 190 tane bölüm var inşaat mühendisi mezun eden ve şu anda bunlar yılda yaklaşık 10 bin inşaat mühendisi mezun ediyor. Türkiye'de yaklaşık 100-150 bin arası inşaat mühendisi var. Bugün Türkiye'nin 4 katı nüfusa sahip olan Amerika'daki inşaat mühendisi bölümü sayısı 50-60'ı geçmez ve mühendis sayısı da 300 bin civarındadır. Yani ve dünyada bilinen umumiyetle 1000 kişiye ya 100 bin kişiye bir inşaat mühendisi düşer şeklindedir. O bakımdan Türkiye'de istenen aslında inşaat mühendislerinin çok daha kalifiye, çok daha öz olması ve sayın da bu kadar gereksiz yere artmamasıdır. İstenen budur. Tabii bunu sağlayacak yollardan en önemlilerinden bir tanesi de bizim profesyonel mühendislik veya yetkin mühendisliktir. Onu mutlaka getirilmesi lazım. Ve aynı şekilde gene proje hatalarını önlemek için en yollardan bir tanesi de mesleki sorumluluk sigortasının yaygınlaştırılmasıdır. Aslında bu ikisi yıllardır söylenen bir şey ama çok enteresandır. 2011 yılında yayınlanan ve Bakanlar Kurulu'nun kararı olarak yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı'nın Eylem B173'e bakarsanız yetkin ve profesyonel mühendislik uygulamasının yaşama geçirilmesi sağlanacaktır der. Aynı şekilde Eylem B175 mesleki sorumluluk sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır der. Bunlar Bakanlar Kurulu kararıdır. Bunlar o bakımdan baştan da söylediğim gibi hakikaten bilinmeyen hiçbir şey yok. Ama biz bilinenleri ne kadar uyguluyoruz? Sıkıntımız burada. Şimdi sizin ikinci sualinize gelirsen... Oraya geçmeden o zaman ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi dediniz ki 192 tane mühendislik mezun... İnşaat mühendisliği bölüm var, evet. İnşaat mühendisliği mezun eden bölüm var dediniz. Ama bunların mühendislerin hepsi yetkin değil dediniz. Yetkin olup olmadıkları tabii üniversitenin ve YÖK'ün sorunu. Yok, üniversite diplom veriyor. Yetkinlik ayrı bir şey. Yetkinlik aynen, için belli belki yetkinlikleri bir ölçmek için belli odaların biraz... Odaların devreye girmesi lazım. Yani o mimar mühendis odalarının sadece muhalefet yapmak veyahut da siyaset yapmakla ilgilenmemesi, tabii, tam aksine kendi meslek alanlarındaki yetkinlik sınavlarını ve yetkinlik belgelerini belki test ediyor, check ediyor ve bunları onaylıyor olması lazım bir tarafıyla. Ama diğer tarafından... O da kanun işi yani. Kendi başına yapamaz odaları bunu tabii. Tabii bir kanunla muhakkak. Bu kanunun onlara vermesi lazım. Onda da siz haklısınız. Peki bir yandan da bu projeler belediyeler tarafından denetlenmiyor. Yani siz bir projeyi yaptığınız zaman götürüp bunu belediyeye veriyorsunuz ve bu projeyi belediye uygun gördükten sonra uygulanabilir hale geliyor. Belediyelerdeki denetim yetkinliği de mi kötü durumda? Belediyede denetim yetkinliği de kötü durumda tabii ve bir de yani denetim yapıp da denetimde hata bulmanın kural değil istisna olması lazım. Yani bu şuna benzer. Siz dersiniz kardeşim kimsenin ehliyete ihtiyacı yok, herkes araba alsın kullansın ama ben öyle polis teşkilatı kuracağım ki herkesi yakalayacağım dersiniz. Böyle bir şey olmaz. İlk önce insanların hakikaten ehliyeti olması lazım ve bir hata yapmasının istisna olması lazım. Biz yani denetimin de bu hataları yakalaması lazım. Yani sistemin biraz daha değişik çalışması gerekiyor burada. O bakımdan bu işin en önemlisilerinden bir tanesi, birincisi yetkin mühendislik, ikincisi de mesleki sorumluluk. Siz mesleki sorumluluk sigortası alırsanız ve bir projede ciddi bir hata yaparsanız
ve bu da yakalanırsa ondan sonra ya sizin priminiz çok artar ya da bir daha mesleki sorumluluk sigortası alamazsınız. O sorumluluk sigortasını alamazsanız da iş alamazsınız. Yani şöyle diyeyim, kapitalist ülkeler bunu böyle çözüyor. Yani belki daha radikal rejimde yöneten ülkelerde başka sistemler vardır ama bugün Amerika'daki sistem bu şekilde çalışır. Peki Japonya'daki sistem nasıl çalışır mesela? Japonya'daki sistem de, Japonya'da tabii bizim Türkiye'de mahalle baskısı dediğimiz şey Japonca çok kuvvetli. Bunları Beyza daha iyi bilir. Yani bir insan hata yapması için etrafındakiler çok daha önce farkına varır ve o adamı sistemden uzaklaştırırlar. Yani oradaki Japonya sistemi Japonya'ya özgü ve model alınabilecek bir sistem değil. Tabii onlar yani zaten tamamen onların yaptığı bina yıkılınca hareketi yapıyorlar zaten. Aynen öyle. Ben aynen. Türkiye'ye transfer edilebilecek sistemlerden bahsediyorum. Japon sistemi bize uymaz diyorsunuz. Kimse hareketi yapmaz bizde. Peki hocam, şimdi o zaman benim sorduğum soruya gelelim. Ona gelelim. Şimdi İzmir'i göz önüne alalım. İzmir'de Beyza gayet güzel gösterdi ki buradaki yapılar neredeyse doğru yapılsalardı, doğru şekilde tasarımlar yapılsalardı maruz kalacakları deprem kuvvetinin bir fraksiyonuna maruz kalmışlar. Bu demektir ki siz böyle bir yapıda az bile hasar olsa, yapısal hasardan bahsediyorum, bu demektir ki deprem testinden geçmemiş demektir. Yani bu deprem aslında küçük bir deprem, bir testtir. En basiti bu. Yani İzmir'de bugün bir vatandaşın yapısında yapısal bir hasar varsa, yapısal hasar dediğimiz kolonlarda, kirişlerde, bağlantı yerlerinde, çatlaklardan bahsediyorum. Bundan daha iyi bir test yapamazsınız. Bu binanın güçlendirmeye ihtiyacı vardır. Ha, öbür türlü test yapmak, elinizde bir tane bina var, test yapacaksınız. Binanın sağlam olduğunu söylemek çok zordur. Çürük olduğunu söylemek çok daha kolaydır. Yani bugün bir doktora giderseniz, doktor diyelim sizin ilk önce tansiyonunuzu ölçer. Tansiyonunuzda anormal bir yükseklik varsa zaten belli bir risk var demektir. Ama tansiyonunuzda bir yükseklik yoksa ta belki yani bilgisayarı tomografiye kadar giren bir süreçtir. O bakımdan bugün yani depreme dayanımı az olan veya da şartnameye uymayan binanın bulunması zor bir iş değil ve Türkiye'de büyük başarıyla yapılıyor bunlar. Ama mühim olan o yapıldıktan sonra arkasındaki süreç nasıl işliyor? Proses nasıl işliyor? Nasıl işliyor? Sıkıntımız orada. Yani çok değişik yöntemleri var. Eğer siz diyelim ki bir apartman olarak hep beraber hareket ediyorsanız, ondan sonra apartmanın da mali imkanları varsa bakıyorsunuz zaten depreme karşı sıkıntısı varsa doğrudan doğruya bir müteahhitle anlaşıyorsunuz ve binayı yeniliyorsunuz. Bugün İstanbul'da özellikle Bağdat Caddesi'nde yapılan çok sayıda bina bu şekilde yenileniyor. Ama ben buna kentsel dönüşüme tabii etkisi var ama kentsel riski bölge ilan ediliyor. Bu işin hukuki süreci var, sosyal süreci var ve bu hukuki ve sosyal süreci emin olun mali ve teknik sürecinden çok daha önemli, çok daha önde geliyor. O bakımdan çok zor bir süreç. Yani ben sürecin problemlerini az çok biliyorum ama süreci anlatın deseniz o kadar hakim değilim. Hocam benim oturduğum caddede 4 tane depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmış, daha doğrusu yıkılmış bina var. Bu binaları belediye buralar bu deprem riski taşıyor diye bu binalar 50'lerde 60'larda yapılmış binalar belediye yıkmış bu binaları, yıkılmasını istemiş ve bu binalar yıkılmış. Ancak kat malikleri arasında anlaşamadığı için o binaların çukuru duruyor. Daha da kötüsü bunun iki tarafında da bina var. Yani bir deprem halinde Allah göstermesin sadece yıkılan binalar değil onun yarattığı boşluğun ötürü yandaki binalar da risk altında. Çünkü onlar da bir temelleri bir çukura bakıyor. Ve bunu kimse aşamıyor. Yani ben diyeyim 10 yıldır, siz deyin 15 yıldır bu binalar böyle duruyorlar. Yani %100 haklısınız. Ben hukuki sürecinden bahsettim. Yani bu hukuki süreç çok uzun zaman alan, uzun yıllar alan, çok esaslı avukatların uğraştığı bir süreç. O bakımdan yani konu olarak bizim konuşacağımız burada, yani Beyza'nın benim konuşacağımız konu işin evet, belki teknik boyutu bizim işimiz ama değil. Teknik boyutu en kolay boyutu bu işin. Bizim işimiz uygulamanın en zor yeri ama hukukiden de zor yeri uygulamanın sosyal boyutu, psikolojik boyutu. Tabii yani iş... Anlaşamamazlık dediğiniz sizin sosyal bir konu tamamen. İş gelip çatıp biraz maddiyata dayanıyor. Yani Mustafa Hoca'nın da vermiş olduğu örnekte şimdiki yani rant varsa, daha doğrusu rant demeyelim. Müteahhitin yaptığı zaman bir dönüşümü veya yıkıp yenilemeyi diyelim. Çünkü hocanın da ifade ettiğine çok katılıyorum. Bu kentsel dönüşüm değil, kentsel yenileme oluyor. Tabii zararın neresinden dönerse kar, şüphesiz ki. Yani 5 katlı bir apartmanınız var ama yerine 7 katlı bir
bina yapma şansınız varsa ve konumu da iyiyse o zaman müteahhit bununla ilgileniyor tabii ki. Bunun için izlenen yol belli, kanun belli. Bu kanundan yararlanmak veya yararlanmamak apartman sakinlerinin hemfikir olmasıyla değerlendirilecek bir şey. Ama çoğunlukla tabii çok ilave katın olmadığı, insanların cebinden bir kısım paraların çıkması gerektiği durumlarda tabii apartmanlarda da ayrışmalar başlıyor. Komşuluklar bozulmaya başlıyor. İnsanlar hatta yani mahkemelik olur hale geliyorlar. Ben birkaç katkıda bulunayım sorduğunuz soruya. Şimdi binanızın kat adedi 10 ile 17 arasındaysa bu kanunun uygulama yönetmeliğine göre, yani 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğine göre orta katlı sayılıyor bu binalar. 17 kattan daha fazla binalara yüksek bina muamelesi gösteriliyor. Az katlı binalar, yani bunların altında kalan işte 3-5 katlı, 6-7 katlı binalar daha pratik bir şekilde ve daha ekonomik bir şekilde değerlendirilebiliniyor. Bunlar için yapılacak analizler, hesaplamalar ve yapılması gereken deneyler, binanın ölçeği de küçük olduğu için daha hani daha kısa bir sürede daha az numune üzerinden belirli hesap yaklaşımlarıyla, daha pratik hesap yaklaşımlarıyla yapılabiliyor. Bu da aslında bizim bina stoğunun önemli bir kısmını gideriyor. Yani sorduğunuz sorunun... Kaçta hani, kaçırı mesela önemli bir kısmı derken? Bizim yani genellikle İstanbul'da binalarımızın ortalama kat adedi 5 ile 6'ya denk düşer, yani ona düşer. Dolayısıyla bu pratikleşmiş, yani 6306 sayılı o kısaca kentsel dönüşüm diye tariflediğimiz kanunun uygulama yönetmeliği var. Teknik bir yönetmelik bu uygulama yönetmeliği. Hayır, yürümüyor. Hiç hepsi durmuş öyle diyor. Ha, şimdi oraya geleceğim. Diyor. Yani aslında orada süreler falan belli. Yani ne kadar zamanda tespit yapılıp bina kimlik numarasıyla sisteme giriliyor. Ondan sonra işte 15 gün itiraz süresi var. Ondan sonra bu itiraz üzerinden 30 günde cevap gelmesi gerekiyor. Sonrasında da işte bir 2 aylık zaman veriliyor. Ondan sonra yıkılması veya güçlendirilmesi gerekiyor oy çokluğuna görece. Ama işte oralarda zannediyorum epeyce ne bir tıkanıklık söz konusu oluyor. Bunu tabii yapan lisanslı kurum kuruluşlar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış, sertifikasyona tabi tutulmuş. Gene akredite laboratuvarlarda yapılıyor bu çalışmalar. Ancak tabii ben de tabii sayılara çok hakim değilim. Sadece Türkiye genelinde genel olarak riskli alanları hariç tutayım. Tekil bina olarak yaklaşık 220 bin civarında bu işi yapan lisanslı bir kuruluşta programa gelmeden bir bilgi alayım istedim, sordum. 220 bin civarında binanın sisteme riskli olarak girdiğini. Şu anda 220 bin. Ama bu ne İstanbul kadarının mu, tüm Türkiye. Tüm Türkiye genelinde. Ama ne kadarının tabii yıkıldığını, yenilendiğini veya güçlendirildiğini bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Ama yani ben bilemiyorum. Benimizde. Vardır muhakkak. Ben de o bilgi yok. Yani var olan birisi yani varsa. Yani Türkiye'de toplam şey 220 bin bina deprem veya benzeri afet riskiyle karşı karşıya. Şöyle diyelim. Deprem yükleri etkisi altında bir performans risk analizi yapılmış. Başvuru doğrultusunda. Yani bir veya bütün kat maliklerinin başvurusu doğrultusunda ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamında başvurusu yapılmış ve sisteme girmiş, tapusuna şerh konmuş riskli olması dolayısıyla bina sayısını söylüyorum. Peki hocam kadarıyla. Şimdi sizin bir meslektaşınız, yarı meslektaşınız, bir mimar, Profesör Doktor Kutgün Eyüpgiller. Evet. Tanırsınız herhalde üniversitede. Tabii ki. Şimdi Sayın Eyüpgiller diyor ki, mimarlık meslek yasasının eksikliği ve mimarlık eğitiminde mühendislik konularına yeterince yer verilmemesi çok önemli bir eksikliktir. Çok doğru, diyor. Çok doğru. Mimarlığa sadece güzel sanatlar eğitimi gözüyle bakarsanız diyor, özellikle bizim gibi deprem riski yüksek bir ülkede doğru bir iş yapmazsınız diyor. Çok doğru. 70'lere kadar diyor bu eğitim daha ortaktı diyor, ama diyor şimdi değil, 73'te bildiğim kadarıyla kaldırıldı demiş. Şimdi ben şunu biliyorum mesela, benim amcam galiba Berlin Üniversitesi yüksek mimarlık mühendislik mi? Ve mesela ondan bildiğim kadarıyla orada mühendisliği bilmeden mimar olmak mümkün değildi. Doğrudur. Ama doğrudur. Bizde mesela mühendis mimarlar var, mühendislikten haberi bile yok. Bu doğru bir şey bu mesela, bunun YÖK tarafından değiştirilmesi gerekmiyor mu? Ya bunun önüne işte Mustafa Hoca'nın belirtmiş olduğu yetkin mühendislik kavramıyla geçebilirsiniz. Size bir şey paylaşmak isterim, yani mutlaka bilenler vardır. Şimdi inşaat mühendisi herhangi bir lisansüstü eğitimi görmemiş olsun, civil engineer'dir İngilizcesi. Şimdi Japonya'ya gittiğiniz zaman, inşaat mühendisi dediğiniz zaman
inşaat mühendisleri altyapı sistemleri yaparlar. Yani ne demek altyapı? Köprü yaparlar. İşte hakikaten altyapı, metro, tünel yaparlar. Baraj yaparlar falan. Bina yapmazlar. Bina yapan mühendislerin adı nedir biliyor musunuz? Architectural Engineer'dır. Evet. Yani mimari mühendisliği. Bina mühendisliği ayrı bir uzmanlıktır. Amerika'da da bazı üniversitelerde bu tip bölümler var. Yani çok doğru bir tespit. Özellikle bölüm sayısının artmasıyla biz kendi inşaat mühendisliği öğrencilerimize yetemiyoruz. Yani ben kendi adıma biliyorum ki İstanbul Teknik Üniversitesi hemen hemen her branşında yani alınan öğrenci sayısının azaltılmasına yönelik başvurularda bulunuyor. Ancak buna karşın tam tersi bir şekilde öğrenci sayımız artıyor. Buna tabii derslik yetiştiremez olduk. İnanabiliyor musunuz? Yani teknik üniversitede derslik sıkıntısı var. Birebir görüşmemiz gereken, proje yaptırmamız gereken, sonuçta ben betonarme hocasıyım. Betonarme yapıları anlatıyorum. Proje yaptırıyoruz son sınıf öğrencilerine. Birebir görüşmeniz gerekiyor bu arkadaşlarla ki hatalarını satır satır kontrol edebilin, anlatın, tartışabilecek vaktiniz olsun. Sınıfınızdaki öğrenci sayısı 30'un üzerine çıktığı zaman böyle bir proje dersinde verim olması mümkün değil. Kaldı ki yani mimarlık bölümlerinde hakikaten yapısal analiz, taşıyıcı sistem formasyonu çok çok artık eski tarihlerde verilen dersler olarak kaldı. Günümüzde birçok bölümde, birçok üniversitede yok mimarlıkta açıkçası taşıyıcı sistem nosyonu. Dolayısıyla bazı... Mimar çiziyor, mühendis onu alıp nasıl sağlam bir bina, nasıl ayakta duracak bina haline getirin diye o projenin mühendislik hesabını yapıyor ve ona göre şuraya şu kolonu ekleyelim, buraya bu duvarı ekleyelim mi diyor. Aynen öyle. Bakın bizim görevimiz şu. Mal sahibinin veya arsa sahibinin hayalini mimar çizer, biz de mimarın hayal ettiğini hayata geçiririz. Bizim işimiz budur. Ama deriz ki kendimizi zorlarız ama bir yere kadar. Yani bir yerden sonra deriz bu ki bu malzemeyle bu olmaz. Olur ama bizim coğrafyada olmaz. Veya bu maliyetle deprem, olmaz. Evet yani deprem açısından ele aldığınız zaman bu maliyetlerle kurtarmaz. Veya aynı binayı al mesela karavanda yap. Depremselliği son derece düşük bir bölge olabilir. Doğru. Ama burada uygun değil. Risk barındırıyor. Bakın biz binaları tasarlarken Fatih Bey hasar görmesin diye tasarlamıyoruz biliyor musunuz? İçin yani, insan yaşasın diye tasarlıyoruz. Evet can güvenliğini hani şeyi tabii hariç tutalım. Yani deprem sonrasında hemen servis vermesi gereken hastane, itfaiye, işte emniyet güçlerine ait veya yönetime ait kamu binaları hariç olmak kaydıyla biz binaları zaten hasar görsün diye ama içindeki insanlar yaşasın. Ama hangi deprem için tasarlıyoruz? İşte böyle küçük küçük depremler için tasarlamıyoruz ki. O yörede yapılmış deprem risk analizi, tehlike analizi var. O tehlike analizinde olabilecek en yıkıcı depremin durumunu dikkate alarak size gösterdiği eğriler odur. Onu zeminle eşleştirerek. Zeminle şununla bununla eşleştirerek analiz yapıyoruz ve tasarım yapıyoruz. Peki hocam bir reklam arası vereceğim. Sonra uygulama ile ilgili meseleleri konuşacağız. Tabii İstanbul'da kaç bina ne bina onların hepsinin sayıları Sayın Erdik'te var. Onları da bir tekrar gözden geçelim. Ne kadar ile ilgili bir gelişme oldu bakalım öğrenebileceğiz mi? Evet değerli izleyiciler, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği kesin, istifanın kabul edilip edilmediği yönde henüz bir bilgi yok. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak Maliye Bakanlığı kaynakları ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakın isimler istifaya doğruladılar. Bunun kabul edilip edilmeyeceğini göreceğiz. Daha önce Süleyman Soylu istifasında biliyorsunuz istifa kabul edilmemişti. Sosyal medyada epey bir çalkalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmişti. Bu kez edip etmeyeceği belli değil. Henüz daha bir resmi açıklama yapılmış değil. Ancak Sayın Bakan'ın istifası kesinlik kazanmış vaziyette. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün akşam saatlerinde istifasını Instagram vasıtasıyla, Instagram hesabından paylaştığı bir metinle açıklamış oluyor. Böylelikle dediğim gibi doğrulanması ancak kabulünün doğrulanması Cumhurbaşkanlığından yapılacak açıklamaya bağlı. Şu anda
kendi açıklaması doğrultusunda istifa ettiğini biliyoruz. Bu istifanın geçerli kazanıp kazanmamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar vereceği de ayrı bir bilgi. Bununla ilgili şu anda ne olup ne bittiğiyle ilgili net bir bilgi yok. Dedikodu çok, ancak buradan dedikodu paylaşacak halimizde olmadığı için bu bilgiyi verelim ve konumuza devam edelim. Evet hocam, hemen bir tekrar Mustafa hocama dönmek istiyorum. Mustafa hocam, şimdi İstanbul, daha önce konuştuk ama Türk halkı, bütün milletler gibi aslında baktığınız zaman belki ona biraz daha hızlı biçimde konuları çabuk unutuyor. İstanbul depremi. İstanbul'da şu anda biz daha önce sizin hazırladığınız haritaları vermiştik. Nerelerde durum ne diye. İstanbul'da kaç bina deprem riskiyle karşı karşıya, toplam bina stoğunun ne kadarı hangi büyüklükte bir depremle kullanılamaz hale, hatta içindekileri yaşatamaz hale gelecek? İsterseniz konuyu biraz daha yukarıdan bakalım. Şu anda İstanbul'da yaklaşık 16 milyona yakın nüfus var. İstanbul'daki toplam bina sayısı 1 milyon 200 bin kadar ve bunların yaklaşık 800-900 bini kadar mesken olarak kullanılan, evet, binalar. Diğer bir taraftan da biz İstanbul'da işte yılda %2-%3 ihtimalle büyüklüğü 7.2-7.4 olabilecek ve Kuzey Marmara'nın kolu olan Ana Marmara fayı üzerinde bir deprem bekliyoruz. Bu deprem olursa bizim istediğimiz nedir? Bizim idealimiz şudur: bu deprem olursa bazı binalarda hasar olsun, kimse ölmesin, ama biz bu hasarı deprem sigortasıyla yurt dışına transfer edelim ve yurt dışından alacağımız paralarla bu binaları tamir edip eski haline getirelim. Bizim idealimizin bu olması lazım. Şimdi bunun için ne gerekiyor bize? İlk önce ne kadar bina buradan tamiri gerektirecek şekilde hasar görecek veyahut da daha ağır hasar görecek ama bizim bunları bir türlü güçlendirip içinde can kaybı vermeyecek şekle getirmemiz lazım. O sayı yaklaşık olarak 150 bin yaptığımız hesaplara göre. Yani 150 bin tane bina burada içinde can kaybı yaratabilecek veyahut da deprem sonrası tamiri zor olacak, pahalı olacak şekilde hasar görecek. Bizim bunları ilk önce bir düzeltmemiz gerekiyor. Yani şimdi bunları depremden sonra tamir edeceğiz ve içindeki ölüleri çıkardıktan sonra. Ama bunları depremden önce tamir edersek veya yıkıp yine yaparsak en azından içinden ölü çıkarmak zorunda kalmayacağız. Aynen öyle. Ve hepsini de sigortalarsak aldıkları parayla bu binayı tamir edebilecekler. Yani Türkiye'nin herhangi bir harcaması olmayacak, yurt dışına transfer ediyoruz. İdealimiz bu bizim. Şimdi bu 150 bin tane binayı nasıl yapacağız? Bu aslında bir triyaj meselesi. Çünkü Türkiye'nin belli imkanları var, İstanbul'un belli imkanları var ve bir de biz bunu önümüzdeki 10 yıla yayacak halimiz yok. Belki deprem 1 yıl sonra gelecek, belki 2 yıl sonra gelecek. Triyaj meselesi dediğim, siz yani diyelim ki bir hastanenin belli bir kapasitesi var, siz oraya hastaneye aynı anda 1000 tane yaralı geliyorsa belki estetik dikiş yapamayacaksınız ama kanamayı durduracaksınız. Hı hı. Şu anda bizim durumumuz kanamayı durdurma konusu. Onun için bir kere İstanbul'da bir kampanya başlatmak lazım, bir. Ve kampanyanın artık şartname kurallarına fazla uymaması lazım. Bizim mevcut deprem şartnamesinde binanın güçlendirilmesi için işte şu depremde şu olması lazım, bu depremde bu olması lazım. Oldukça güzel, ağır şartlar var ama bunlar doğrudan doğruya 1, 2, 10, 20, 100 bina için düşünülmüş şeyler. Böyle bir kampanya halinde 150 bin bina iyileşti, düşünmemiş. O bakımdan diyeceğimiz bizim, İstanbul depremi olduğu zaman bu binaların altına gelecek deprem hareketini tahmin edebiliyoruz. Bu deprem hareketi altında bu binalarda biz göçmeyi önleyeceğiz. Göçmeyi önlediğimiz zaman can kaybını büyük oranda önlemiş oluyoruz. Ama bunu bir kampanya olarak yapacağız. Ve bu konuda bir de bizim yarışma açmamız lazım. Yarışmadan da kastım budur. Bugün dünyada da olsun, Türkiye'de olsun çok esaslı mühendisler var. Bunlar belki bizim şartnamede öngörülenin dışında, belki binaya dışarıdan müdahaleyle, içine hiç girmeden veyahut da belki bazı kolonları elyaflarla sararak çok değişik yöntemler, bunlarla ilgili bir metot bulunabilir. Bu bir yarışma konusudur. Bu değerlendirilir, bulunur. Bizim bu şekilde bir kampanya eklememiz lazım. Yoksa biz efendim işte binayı, riskli binaları bulalım, ondan sonra işte bunun için finansman bulalım, bunu Türk Şartnamesi'nin kurallarına göre güçlendirelim, denetimi yapılsın dersek belki çok iyi bir iş yaparız o bina için ama bu 150 bin tane binanın ihtiyacına cevap veremeyiz kısa sürede.
Önemli konulardan bir tanesi bu. Onu bizim hakikaten tartışmamız gerekiyor. Bu bir kampanyadır. Peki hocam bir şey soracağım. Bir şey merak ediyorum. Şimdi sizin tecrübenize dayanarak, yani siz yıllardan beri inşaat alanında çalışıyorsunuz. Sizin tecrübenize dayanarak bunların ortalama güçlendirme demeyeyim, tamamen yıkıp yeniden yapma maliyeti 100 milyar dolar civarında bir para mıdır yoksa daha da mı yüksektir? Yani 150 bin binanın herhalde bugün bina kastettiğimiz normal diyelim ki bunlar 150 bin bina dediğiniz bugün 5 ile çarpsak yaklaşık 800 bin şey yapar. Konut yapar. Evet. 800 bin konutun diyelim ki imalatı bir tanesinin imalatı bugün yani konutun ben imalat fiyatına bakıyorum. Evet. Bilmiyorum bana Beyza yardım etsin herhalde 200 bin liradan aşağı yapamayız bir tanesinin imalatını. Evet. Hocam biraz daha fazla bile olacak. 300 binden 800 bini çarpsak ne yapar? Yani... Hocam çarpıyorum şimdi ben bir saniye. 300 binden 800 mi çarpacağız? Evet. Ben 500 demiştim hemen onu değiştiriyorum. 300 bin çarpı 800 bin eşittir. 240 milyar TL yapıyor. Yaklaşık bu da bugünkü kurdan baktığımız zaman... hemen onu da bölelim. Bölü 8 diyelim eşittir. 30 milyar dolar yapıyor hocam. Evet yani bu bizim öyle bulabileceğimiz... Öyle atla deve bir para da değildi. Yani Türkiye'nin şeylerine değil baktığımız zaman. Değil tabii atla para yani, değil ama... Yani Kanal için... İstanbul maliyetinin 3'te 1'i. Doğru ama Kanal İstanbul maliyetinin büyük bir çoğunluğunu kredi olarak alacağız. Bunu da kredi olarak alınması lazım. Ve bu kadar büyük bir mobilizasyon gerekir. Bugün yani... Ben şey kısmında Kadıköy kısmında sadece bina yenileme işlerine bakıyorum. O kamyon trafiğini kaldırmasına imkan yok. Yani şu andaki Türkiye'nin rasyonel çözümü bunların güçlendirmesidir bir türlü. Yıkıp tabii o çok daha yapmak... düşük bir maliyet. Peki bunların hepsi tabii, güçlendirilebilir mi yoksa bazılarını yıkmak mı gerekir? Her bina bazılarını... güçlendirilebilir mi? Yok bazılarını tabii yıkmak gerekir. Yani güçlendirmenin hiçbir rasyonelitesi olmayabilir ama şu andaki elimizdeki teknoloji riskli bina belirleme teknolojisi buna karar verecek nitelikte. Yani öyle bir sıkıntımız yok. Bizim dediğim gibi teknoloji açısından hiçbir sıkıntımız yok. Ama sıkıntımız planlamadan kaynaklanıyor ve bu işin hakikaten bir kampanya gibi yapılması lazım. Ve kanun çıkması lazım değil mi hocam? Bunu destekleyecek her şeyin ötesinde. Kanun tabii. Çünkü yönetmelik işte, veya işte bir kanun çıkması gerekiyor. Yaptığınız zaman yönetmeliğe uymuyor der ceza alırsınız. Bu bir kampanyadır yani. Hocam 10 daireli bir binada 2 daire hayır derse o binayı yıksanız bile yeniden yapamıyorsunuz. Yani demek istediğim bu hakikaten yani işin benim size anlattığım işin teknik boyutu. Evet. İşin mali boyutunu konuştuk ama işin hukuki ve sosyolojik boyutu var. Onlar benim karar vereceğim bir şey değil. Ama şunu görüyorum hocam yani İstanbul'daki 1 milyon 200 bin binadan ki bunların 900 bini mesken 150 bin tanesi şu anda deprem riskiyle karşı karşıya ve bunların önemli bir bölümü güçlendirme ile halledilebilecek noktada ancak bunu dahi yasal altyapı eksikliği nedeniyle yapamıyoruz. Yani yasal ve sosyal, yasal altyapı yapsanız bile sosyal boyutu çok önemli. Yasal yani ve sosyal altyapı. Tabii bu tip kampanyalara çok katıldım. Yani mesela en son katıldıklarından bir tanesi Hindistan'da Gujarat depremiydi. Hindistan'dan örnek veriyorum yurt dışından olsun diye. Orada Dünya Bankası'nın adına gitmiştim bir çalışmaya. Orada deprem sonrasında işte insanlara değişik imkanlar sağlanıyor. Kimine deniyor ki işte senin yerin ticari olabilir. Gel şöyle yapalım sana buradan ev verelim. Kimine deniyor ki ya senin burası iyi. Burasını iki parseli birleştirelim şöyle yapalım. Ve bunlar anlatılıyor. Ev sahipleriyle konuşuluyor. Arkasından değerlendirme yapıyor. Değerlendirmeye katıldım. Değerlendirme söylenen şuydu. Kimse kendisinin ne aldığıyla ilgilenmiyor, komşusunun ne aldığını öğrenmeye çalışıyor diyor. Bu işin sosyal boyutunu çok güzel ortaya koyuyor. Aynen. Peki yani hocam, o bakımdan, özür dilerim Mustafa Bey, buyurun. Yani bu işin mutlaka şu andaki kentsel dönüşümde de sosyal boyutun çok önemli olduğunu görüyor. Yani bütün kentsel dönüşümle maruz kalacak gruplar veya risk alanların arasında büyük bir emsal yarışı var. O ne kadar emsal almış, onun ne kadar emsal olmuş bundan kurtulmamız lazım. Bu şu anda bütün gibi, mesele onun üstüne dönüyor hocam. Açgözlülükten kaynaklanıyor her şey. İşte bu bahsettiğim şey aslında bir devlet politikası olması lazım. Yani bir hükümetin yapmak istediği bir şeyi yani buna karşı gelen bir tane partinin İşin ucunda can kaybı var. Bunu önlememesi lazım. Destek olması lazım.
Yani bunun bir devlet politikası olması lazım. Olduktan sonra Türkiye neler çözmüş ki bunu neden çözemesin? Çok rahat çözer gibi geliyor ama işin sosyal ve psikolojik boyutunu açmamız lazım. Onun dışında siz hukuki, teknik, mali boyutları çözülür. Peki hocam, şimdi Beyza Hocam'a soracağım. Beyza Hocam, şimdi altyapıdan bahsediyoruz, hukuksal altyapıdan. İşte deprem ülkesi Japonya. Sizin iyi bildiğiniz için. Japonya'da nasıl yürüyor bu işler? Yani onların hukuki altyapısı nasıl? Tamam, mühendislik açısından şey biliyoruz ama bu kentsel dönüşüm, riskli binaların yıkılması ya da yapılması ile ilgili onlar nasıl davranıyorlar? Şimdi ben tabii Japonya'nın hukukunu falan bilemem ama şunu size söyleyebilirim. Japonların mesela büyük yıkıcı depremler sonrasında tabii onların da yapıları hasar görüyor ve bunlardan iyi ders çıkartıyorlar. Yani aramızdaki fark bu. Biz de gerçi ders çıkartıyoruz. Çok yayın yapıyoruz, bilimsel makaleler hazırlıyoruz falan ama bizimkiler işte böyle sohbet ve dileklerde kalıyor, temennilerde kalıyor. İşte tıpkı demin hocanın söylediği gibi. Şimdi Japonlarda tabii şöyle bir şey var. Bakın 1960'larda okullar üzerine yapmış olduğu bir çalışmalarda bir basitleştirilmiş yöntemler geliştiriyorlar. Şimdi hocanın bahsettiğiyle de konuyu bağlamak istiyorum. O yüzden oralara giriyorum. Hem hikaye olsun hem bize gelelim. Öncelikle şunu belirteyim. Mustafa hocanın söylediği 150 bin bina İstanbul'da ağır hasar görecek, kısmi veya tamamen göçecek ve orta hasar görecek. Yani kullanılması mümkün olmayacak Olmayacak. binalar. Onun dışında tabii az hasar görecek olan binalar Çok, da var. Onlar ayrı. Ama oradakiler portföyümüzde. insanlar ölmeyecekler büyük Bir oranda. ekleme daha şöyle olsun. Yani kabaca şimdi bakın 200 bin liralar falan 300 bin liralar gibi rakam konuştuk. Yani bu hani yanlış anlaşılmasın. Depremin veya yenilemenin direkt maliyetleri olmakla birlikte en direkt maliyetleri de vardır. Örneğin mevcut bir binayı yıkmak bir iştir, bir paradır. Yıktığınız molozu yüklemek bir iştir. O molozu dökmek çok çok daha önemli bir iştir. Yani 150 bin binayı yıktığınız zaman çıkacak molozu da atacak bir yerde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi hemen Japonya'ya geri döneyim ve güçlendirmeyle de bağlayayım. Japonların o 1960'larda yapmış oldukları pratik, yaklaşık sismik kapasiteyi hızlı yöntemlerle bulma şeyine görece adamların formülasyonlarında göz önüne aldıkları mevcut beton kalitesi o tarihlerde C20'ye denk düşen bir kalite. İngilizce Yani 20. C20 şu anda şöyle söyleyeyim, bizim 2018 tarihli deprem yönetmeliğimize göre minimum beton sınıfı C25'tir ama 2007-1998'de minimum C20'dir. Dolayısıyla biz bunu yakaladık mı dersek Türkiye ortalaması artık C demek doğru olmayacak ama 9-10 megapaskaldır. Yani C lafını da kullanayım hadi. Bu sırada C9. C40'tır söyleyeyim size. Burası yeni bir bina ama. Yani çünkü işte dedik ya hazır beton, sanayileşmiş bir beton. Şimdi dolayısıyla adamların mevcut yapı stoğunu iyileştirme stratejisiyle uygulayacakları güçlendirme teknikleri ve harcayacakları mesela birim alana düşecek olan güçlendirme maliyetiyle bizimki çok farklı olacaktır. Neden? Çünkü mevcut yapılarında onların mesela deprem tehlikesini daha iyi onlar da öğreniyorlar zaman içerisinde. Yönetmeliklerini güncelliyorlar zaman içerisinde ve bir bakıyorlar. Ha binanın kapasitesi ne olması lazım? %100. Bu depremi bir depremin bir sonraki depremi aşabilmesi için. Bakıyor adam, aa benim binamda zafiyet var. Ne kadar? Mesela %80'ini karşılıyor. Ne kadar eksiği var? %20. O %20'yi yerine koymak, bir takım hocanın da söylediği mesela dıştan uygulanan, içine bile girmediğiniz veya işte polimerlerle, karbon elyafla sarmak gibi hızlı, pratik, Bugün mesela mümkün. Haber.com.tr'de bir şey vardı. Binayı dışarıdan metal bir şeyle yapmışlar. Oluyor mu öyle şeyler? Olmaz olur mu? Olur. Ama beton, şimdi bunlar sonuçta mevcut taşıyıcı sisteme entegre edilmesi gereken Gerekiyor. şeyler. Sizin beton, şimdi ben birazdan göstermek istiyorum. Yani Göstereyim. benim grafik 3'lerim, grafik 4'lerim hani böyle bir Beyza sırayla Hocam'ın grafik 3 gelebilir. ve 4'ü. Mevcut yapıların da hani zafiyetini de gösterme şansımız olabilir benim. Evet, bu hangisi Yani hocam? şimdi bakın bunlar İzmir'den gelen. Benim eski bir master öğrencim, deprem mühendisliği alanındaki master öğrencim Tuğba Ok tarafından rica ettim gönderdiği fotoğraflar. Şimdi burada tabii konuşacak çok şey var ama her şeyin ötesinde betona baktığınız zaman yani donatıların burkulduğunu görüyorsunuz. Yani betonarme kesitler içindeki demirler, donatı diyoruz biz bunlara. Çok seyrek olduğunu görüyorsunuz. Bir sürü olumsuzluk var ama şimdi mesela bakın en sevmediğimiz şeylerden bir tanesi bizim kısa kolon davranışı dediğimiz bir davranış. Burada gördüğünüz davranış. Nedir o?
kat yüksekliğinin çok kısmi bir kısmında bulunan böyle bant pencereler, kolonlara, taşıyıcı sisteme falan yapışık bölgelerde özel önlem almanız gerekir. Bu yönetmeliklerce bilinen bir şey. Mucizevi bir şey değil. Ama ihmalkarlıktan dolayı işte bizim... Ya kısa kolon da mı tehlikeli? Evet, kısa kolon çok tehlikeli. Uzun, mesela uzun bir tehlikeli diyebiliyoruz hep. Kısa daha mı tehlikeli? Şöyle yani etrafı bakın fotoğraftan görebileceksiniz. Özellikle en sağdaki fotoğrafa bakarsak. Evet. Şimdi kolonun sağında solunda tuğla duvarlar var. Evet. Tuğla duvarlar taşıyıcı değil. Hiç önemli değil hasar görmeleri. Ama sol tarafına baktığınız zaman aynı kolonun bir pencere görüyorsunuz. Pencere yaklaşık 80-90 santim yüksekliğinde. Girmiş. Evet. Şimdi dolayısıyla oradaki kolonun kenarı kısa bir kolon bölgesi boşlukta kalıyor. Bu mesela çok özel önlem alınması gereken bir bölge. Yumuşak... bakarsanız hiç önlem alacak bir halleri yok yani. Yani. Şimdi dolayısıyla beton kötü. Donatı işçiliği çok zayıf. Buna dışarıdan sizin bahsetmiş olduğunuz teknikler bir nebze tabii uygulanabilir. Yani bunu çünkü mevcut taşıyıcı sisteme bağlamanız gerekeceği için bağlayacağınız beton da dağılacağı için çok kuvvetli muhtemelen bunda başka bir teknik uygulayacaksınız. Özetle her binayı güçlendirmek... Arkadaşlar diğer fotoğrafta da bakalım mı? Evet aynen devam edebiliriz. Her binayı güçlendirmek mümkündür. Bakın şimdi bu betona yani ama bunu güçlendirmek ekonomik olarak feasible bir şey midir? Değil. Dolayısıyla biz bunu yıkıp yapmak daha ucuz ama. Güçlendirme de şöyle bir şey yapıyoruz. Projelendirdikten sonra imalatı binayı yıkıp yapma imalatının %30-35'ini aşıyorsa o zaman güçlendirmeyelim, yıkıp yenileyelim taraftarı oluyoruz. Ama şimdi bakın bir şey daha vurgulayayım. Hocanın söylediği şey oydu. Ben de aslında çift baskı yapmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir şey bu. Güçlendirme yapmak yönetmeliklere tabidir. Ta zemin etüdünden başlamanız gerekir. Hı hı. Projelendirmeniz ve güçlendirmeyi de yerinde aynen uygulamanız, ruhsatını alarak uygulamanız gerekir. Şimdi bizim deprem yönetmeliği binaların nasıl değerlendirileceği ve nasıl güçlendirileceğine dair yol haritaları sunuyor. Ancak bu yol haritaları tabii hocanın da belirttiği gibi çok meşakkatli hesaplamalar, çizimler, analizler işte gerektiriyor. Şimdi bizim artık zamanımız yok. Yani zaman iyice geriye sarmaya başladı. Dolayısıyla bu zaman zarfında bizim amacımız binaların hiç hasar görmemesini sağlamak değil, hakikaten can güvenliğini sağlamaktır. Dolayısıyla Mustafa Erdik hocama %100 katılıyorum. Mutlak surette özel bir can güvenliği performans seviyesine yükseltecek, insan öldürmeyecek düzeyde iyileştirmemiz gereken birçok yapımız var. Zannediyorum Büyükşehir Belediyesi de bu noktada o binaların ayıklanması noktasında çalışmalarını başlattı ve yürütüyor diye bilgim var. Peki şimdi bir iki fotoğrafta ben göstereceğim. Mustafa Hocam şimdi bunu size daha çok sormak için. Türkiye'de inşaat yapımı hakikaten bir problemdir. Yani bir yandan son belki 20 yıldır en hızlı yükselen sektörümüz, en fazla iş yapan sektörümüz inşaat. Bir yandan uluslararası alanda büyük işler yapan müteahhitlerimiz var ve inşaat konusunda uzman bir ülke gibi görürüz kendimizi. Ama diğer yandan bu konuda yetkin eleman yetiştirecek okullarımızın sayısı son derece az. Yani inşaat teknolojileri alanında eğitim veren meslek liselerimizin sayılarının yeterli olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ayrıca buradan mezun olanların iş bulabildiğini söylemek de mümkün değil. Genellikle alaylı diyebileceğimiz ve yetkinlikleri yer yer sınanmış, genelde de sınanmamış insanlar üzerinden sektör yürüyor. Ve bu yüzden de oldukça önemli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Şimdi size birkaç fotoğraf göstereceğim. Arkadaşlar size oradan fotoğrafları bir gösterir misiniz? Şimdi bu bir inşaat. Burada projeyi istediğiniz kadar iyi yapın. Yerde, zeminde bir temel betonu görüyoruz. İçini gelmiş şeyler, nedir onun adı, tesisatçılar temeldeki betonu kırmışlar. Bir sonraki arkadaşlar derip içinden boru geçirmişler. Şimdi onun etkisi kaldı mı? Bu bir diğer çok sık rastladığımız bir şey bu. Ben bunu neredeyse her inşaatta görüyorum. Bir kolonu içinden elektrik tesisatı geçirmek için kolonu delmişler, kırmışlar bir bölümünü. Bir sonraki arkadaşlar, keza yine pis su tesisatı, atık su tesisatı için yukarıdaki bir kiriş olduğu gibi kırılmış, içinden boru geçirilmiş. Bir sonraki var mı arkadaşlar?
Ha, bu da bir yine başka bir giriş. Bunu da kesmişler ve bunun içinden de tesisat geçirilmiş. Şimdi bunlar denetime tabi mi? Bunu yapan usta usta mı? Bunu yapan ustaya ustalık belgesini kim vermiş? Bunu yapan ustayı kim nasıl istihdam ediyor? Buranın bir kontrolörü yok mudur? Hocam buraya belediyeden gelen malsa tabelalar var inşaat önünde. Kontrolör Ahmet Efendi, işte bilmem ne proje Mehmet Efendi falan diye. Bunlar yalan mıdır hocam? Bunlar palavra mıdır? Yani buraya kimse girip bakmaz mı? Belediyeden bakan olmaz mı? Ben evimi boyatırken belediyeden girip bakıyorlar da buraya girip kimse bakmıyor mu? Buraya birisi imza atmıyor mu? Oranın kontrolörü neyi kontrol ediyor? Neyi avuçluyor? Neye bakıyor? Ya, bunlarla ilgili bir bilginiz var mı hocam? Yani sualiniz çok doğru tabii de onlarla ilgili yani yapılmadığını görüyoruz. Bu tip istisnalar bunlar. Çok kural değil ama çok yaygın olarak bunlar yapıldığını görüyoruz. Bunlar istisna mı hocam? Çünkü ben bunları bazılarını çok yani seviyorum. Yani şu anda fotoğrafları var ama bu kadar yaygın olarak olması birazcık istisna gibi geliyor bana ama konu o değil. Konu bizim aslında inşaat teknolojisini değiştirmemiz konusu. Bugünkü Türkiye'nin inşaat teknolojisi işçi yoğun, emek yoğun bir teknoloji. Belki bu yani işsizlik açısından çok önemli bir konu ama bugün dünyadaki özellikle bizim low cost housing dediğimiz yani düşük gelir seviyeleri için yapılan evlerde bu teknolojiler kullanılmıyor. Bu işler endüstriyeleşmiş. Siz otomobil teknolojilerini çok iyi biliyorsunuz. Bugün otomobil üretimi tamamen endüstriyelleşmiştir. Belki ne bileyim bugün bir Rolls-Royce Bugatti elde yapılabilir ama çoğunluğu tamamen büyük bir çoğunluğu fabrikalarda üretimdir. Ve fabrikada üretim yaptıktan sonra belli standart kontrolünü yapıyorsunuz. Belli bunların yol emniyeti var. Fiyatları değişiyor. O da içindeki imkanlara göre, olanağınıza göre alıyorsunuz ama emniyetinden çok fazla şüphe etmiyorsunuz. İnşaat sanayinin de Türkiye'de endüstriyelleşmesi gerekiyor. Bugün en ucuz inşaat yapma yöntemlerinden bir tanesi modüler inşaattır. Modüler inşaat dediğiniz doğrudan doğruya belki bir evin, bir okulun, belki bir hastanenin belli bir bölümünü doğrudan doğruya prefabrik olarak yapmanız ki bunun içinde mutfağı vardır, banyosu vardır, bütün donanım vardır. Ondan sonra getirirsiniz bunları üst üste koyarsınız modüler olarak ve altına da yalıtım yaparsınız. Bugün en ucuz yapma, en güvenli yapma teknolojisi budur. Kalite kontrolünü sağlarsınız ve belli bir deprem emniyetini mutlaka sağlarsınız. Bizim bu tip inşaat teknolojisine geçmemiz lazım. Halkın ve düşük gelirli vatandaşlarımız kullanması için. Ha diğerleri için adam diyorsa ki ben böyle bir tane ev istiyorum, benim böyle olacak. Onlar için tabii el emeği olur, tabii çalışılır, yapılır. Ama her birini bu şekilde yapmaya çalışırsak bu bir yol değil. Benim esas söyleyeceğim nokta bu. Peki hocam siz olsanız yani yarın diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı sizi çağırdı. Dedi ki ya Mustafa Bey siz bu konuyu Türkiye'de en çok çalışan adamsınız. Bütün riskleri de biliyorsunuz. Bu işin deprem tarafında biliyorsunuz. Mühendislik tarafında biliyorsunuz. Bu işi Türkiye'de sizden daha iyi bilen kimse yok. Kendinize bir ekip kurun ve bana bir çözüm önerisi getirin. Ben de en yetkili isim olarak bu çözüm önerisini gerek yasalar tarafında, gerekse uygulama tarafında ne gerekiyorsa yapacağım. Bu illetten milletimi kurtarmak istiyorum dedi. Siz nasıl bir öneriyle gidersiniz? Nasıl bir paket götürürsünüz kendisine? Ne önerirsiniz? Buradan nasıl çıkılır? Yani siz önerinizde işin cevabını da verdiniz aslında. Tabii Türkiye'de bu konuyu benden çok daha iyi bilen, çok esaslı arkadaşlarım var. Onlarla toplarım. Ben belki genel bilgi olarak iyi olabilirim ama detayını benden çok daha iyi bilenler var. Her bir için yani en iyisini yapmaya çalışırız. Dediğim gibi ama Türkiye'deki konut üretiminin endüstriyelleşmesi lazım. Yani onun için gereğini yapmamız lazım. Bugün az çok TOKİ bunu endüstriyel olarak yapıyor ama gene yoğun işçilikle yapıyor. Yoğun işçilikle yaptığınız her şeyde çok sıkıntılarla karşılaşırsınız. Bizim bu işi minimuma indirmemiz lazım. O da dediğim gibi modüler teknolojidir. Bu çok rahat uygulanır ve bugün esaslı bir modül üretebilecek bir fabrika kurduktan sonra bugün hastaneyi de yaparsınız, okulu da yaparsınız, devlet binasında yaparsınız ama ne olur bunlar mimari açısından fazla bir estetiğe sahip olmaz. İnsanların oturması için. Ama nedir? Türkiye'nin içinde gelişen bir tane ülke. İnşallah bir 50 yıl sonra çok daha zenginleşiriz. Bunları yıkarız. O zamanki topluma yakışar binalar da yaparız. Ama şu andaki bizim tek sıkıntımız depremlerden olan can kaybını sıfıra indirmek. Bu bizim yüz kızartıcı bir suçumuzdur. Çünkü Türkiye'de hakikaten bilgi de var, teknoloji de var. İnsanların ölmesi hakikaten yüz kızartıcı bir suç oluyor. Peki benim anladığım ama en önemli mesele burada yasal altyapı. Yani bu binaları boşaltmak bir dert,
yenilemek, yani parayı pulu bulsanız bile yapmanız kolay değil. Binasından çıkmayan var, ben burada doğdum, burada ölürüm diyenler var, her türlüsü var. Bütün bunları aşmak için yasal altyapı konusunda ne yaparsınız? Teknolojik olarak yasal... biliyorum ki Türkiye buna, elbette ki elinde teknoloji var. Yani yasal altyapı konusunda hakikaten çalışılması gerekli bir konu. Yasalla beraber sosyal altyapının da düzelmesi lazım. Evet. Yani sosyal altyapı, politik altyapı, bunların her birinin düzelmesi lazım yasalla beraber. Tabii yasal altyapı dendiği zaman önemli kurallardan bir tanesi, daha önce Japonya'dan bahsettik, Japonya'da mahalle baskısı var dedik ama Amerika'da mesela mahalle baskısı yoktur. Ben Amerika'da bir yolda yürürken bir inşaatın yanlış yapıldığını görsem, gidip mahkemeye müracaat edebilirim, ben bu yoldan yürüyorum, bu bina yanlış yapılıyor, benim üzerime yıkılacak derim. Ve ben gerekli mahkeme harçlarını sağladıktan sonra çok rahat mahkemeye veririm. Bilirkişi tutarım, o binayı da doğru hale getiririm. Türkiye'de ben bu şekilde savcılığa gitsem beni kapıdan bile yalmazlar. Yani bu... Hocam bunlar şimdi geçen, çok önemli... geçen hafta ben bir müteahhit, Türkiye'de iş yapmayan, yurt dışı iş yapan bir müteahhitin Türkiye'yi niye terk ettiğine ve Türkiye'de bugün hala gördüğü sorunlara ilişkin bir yazı kalemi aldım. Şimdi beyefendi şöyle diyor, diyor ki... Müteahhit diyor ki şu tarih bizim terminimiz veya müteahhitin işi vermiş olduğu taşeron diyor ki şu tarih bizim terminimiz. Oradaki çalışan usta eğer işi gerektiği gibi yaparsa, yani kolondaki işte demir donatının 15 santimli bir yaparsa onun o gün bitmeyeceğini biliyor. O yüzden de 15 santimde bir değil 25 santimde bir yapıyor çünkü yetiştirmesi gerekiyor. Onun için de o... kolon ne olursa olsun, sonra da etrafına zaten kalıbı koyup betona döktüğü zaman kimse görmediği için o kolon ne yazık ki projede de iyi olsa, işçi iyi niyetli de olsa, birincisi bu nedenle olmuyor. İkincisi bazı sektörlerde özellikle kamuya kamu bağlantılı ihaleleri alıp da inşaat yapan TOKİ müteahhitleri diyeyim, bunlara düşük kaliteli mal satan, her alanında düşük kaliteli mal satan bir sektör, yani biz tek TOKİ nalburuyuz, TOKİ inşaat malzemeciyiz diyen bir sektör oluşmuş. TOKİ kötü niyetli değil, TOKİ muhakkak işi iyi olsun istiyor ama TOKİ'nin denetimi nereye kadar yetiyor? Genellikle yetmiyor diye bakıyoruz sonuçları gördüğümüz zaman. Siz Türkiye'de bu işin ne kadar iyi gittiğini düşünüyorsunuz? Yenilenen konutların ne kadarı hakikaten yeni yönetmeliklere uygun olsa da kağıt üstünde gerçek hayatta uygun? Yani özellikle 2000'li yıllardan sonra veya 2000'den sonra Türkiye'de yapılan binaların çoğunun iyi olduğuna inanıyorum yapısal olarak. Yani özellikle TOKİ'nin binaları umumiyette ben hasar gördüğünü görmedim, yapısal hasar gördüğünü ama finişlerinde büyük problemler olabiliyor tabii. Ama bunlar düzelmeyecek şeyler değil. Düzelmeyecek şeyler değil. Benim şu andaki endişem yeni yapılan konutlardan ziyade mevcut konutları can kaybını önleyecek hale getirmek. Çünkü Türkiye'de mevcut konut stoğunu biz azaltamıyoruz. Bugün İstanbul'da boş çok sayıda konut var ama hala mevcut konut stoğu da duruyor. Onları bir türlü eritemiyoruz ve bunları mutlaka güçlendirip insanları emniyetli bir şekilde, emniyetli bir evde oturur hale getirmek lazım. Benim daha çok konuşmalarım bu yönde. Aslında yani deprem zararlarının azaltılması için kurallar çok basit. Bir tanesi riski arttırma. Riski arttırma demek yaptığın her yapıyı deprem şartlanmasına uygun yap. Bugün Türkiye'de bu işin eskisine nispetle çok daha iyi uygulandığına eminim. İkincisi riski azalt. Bu ne demektir? Riskli yapıları güçlendir veya da adam et. Üçüncü de riski transfer et. Risk transferini de gayet iyi yapıyoruz. Bizim sınıfta kaldığımız konu mevcut riskin azaltılması. Evet. Ve emeğimizi o taraf vermemiz lazım. Peki hocam, şimdi izleyicilerin çok merak ettiği bir şey var. Bunu açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdi mesela işte bir tünel yapılıyor. Deniyor ki işte Oyak Beton buraya çok özel bir beton üretti. Bu beton 100 sene, 200 sene dayanacak. İşte bilmem ne köprüsü için buraya üretilen beton anormal özel 250 sene dayanacak. Şimdi hal böyle olunca insan da merak ediyorsa benim oturduğum ev için üretilen beton kaç sene dayanacak? Ya da binalarda yaş faktörü ne kadar büyük bir risk oluşturuyor? 70 senelik bir bina bütün yönetmeliklere uygun, dönemin yönetmeliklerinin getirdiği bütün şartlara uygun, en iyi malzemeyle yapılmış bile olsa bir beton ömrü, bir çelik ömrü diye bir şey var mı binaların? Yani genelde var ama bu ömür bizim ömrümüzden çok daha uzun. Yani mesela bugün İstanbul'daki ilk betonarme bina San Antoine Kilisesi'dir benim bildiğim kadarıyla.
1800'lerde yapılmış bir tane yapı, hala ayakta duruyor. Yani İstanbul'a baktığınız zaman dünyanın en büyük ve en eski yapısı ayakta duruyor. Bugün Ayasofya Ayasofya. neredeyse ya 1500 yıllık bir tane yapı, hala ayakta duruyor. O bakımdan yani binayı iyi yaparsanız, beton da yapsanız, çelik de yapsanız, bu sizin ömrünüzden, hatta sizin ailenizin, çocuklarınızın Birkaç ömründen kuşak bile daha yani. uzun sürede gidebilir, tabii gidebilir. Yani Ama binam 100 nedir seneye siz? kimse korkmasın, sağlam Tabii binaysa. ama nedir? Yani zamandan inşallah Türkiye çok gelişir, çok daha zengin olur. Deriz ki biz daha büyük evde oturacağız. Onları yıkarız, yenisini yaparız. Buna mani bir şey yok. Ama iyi yapıldığı takdirde böyle betonun ömrü, ya efendim, demirler paslanıyor, paspayı atıyor. Bunlar olmaması gereken şeyler. Bilmiyorum, bu konuda Beyza bana katılıyor mu, ama yani bir iyi yapıldıktan sonra bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Katılıyorum ve ekte bulunmak da istiyorum. Yani şimdi Fatih Bey'in az önce gösterdiği fotoğraflardan şu sonuca varmamız lazım. Yani kirişler delinmiş, kolonlar yarılmış aralarından, hatta yani yüzeysel tırtıklanmak da değil. Yani çekirdek bölgesinin içerisine kadar girmiş imalatlar, borular görüyoruz, değil mi? Ama buna rağmen o binaların birileri gidip fotoğrafını çekebilmiş. Yani binalar ayakta duruyor. Betonarme, yük paylaşımı çok kuvvetli, çok iyi olan, yani yerinde döküm betonarme yapılar için söylüyorum. Çok iyi bir yapı sistemidir. İnanın ki çok kolay kolay bozulmaz. Kolay kolay da yıkılmaz. Yıkılanlar o kadar fena, o kadar fena, o kadar fena ki. Ama bakın şöyle bir şey var. Şimdi herkes evine, kapısının önüne paspasını koyuyor. Aman içerler bal dök yala oluyor. Ama ne oluyoruz? Balkondan onları bunları silkeliyoruz. Aynı şekilde bir binalarımızın bodrum katlarını hiç inmiyoruz. Yani bir inip bakmıyoruz. Su mu bastı? Bir çatlak patlak bir şey var mı? Rutubet kokuyor mu? Yani iyi durumda mı? Bodrum kat dediğiniz, sizin beşinci katta oturmanızın önemi yok. Ayaklarınızdır Ayaklarını ya. sağlam düzgün Yani yemezsiniz. ayaklarınız sağlam olacak ki binanız sağlam Ayakları olsun. öyle. Betonarme eğer iyi bir betonsa, bakın yerinde, demin konuştuğumuz gibi sizinle, yerinde karılmış da olsa, eğer iyi yerleştirilmişse, karışımı uygun hazırlanmışsa, donatılar da, yani içindeki demirler de belli bir örtü tabakası kalınlığının, mesela minimum 3 santim örtü tabakasının içerisinde kalıyorsa, yani dışarıdan su alacak, işte hava devamlı sirkülasyonu olacak gözenekli bir beton yoksa yüzeyde, yani hakikaten sizi de gömer, beni de gömer, işte benim çocuğumu da gömer, onun çocuğunu da gömer. Yani öyle Ya kolay öyle kolay. bir yaş şey sağlam binada sağlam dökülmüş, iyi dökülmüş betonda yaşla ilgili bir sıkıntı olmaz. Kolay kolay olmaz Ama zaten. beton iyi değilse çok genç yaşta bile sıkıntı yaratır. Konut türü yapıları, yani biz zaten bakın çok uzun ömürlü olsun diye de yapmayız. Neden? Çünkü bu sosyolojik bir şeydir. İnsanların aile anlayışı, yaşam biçimleri, kalabalık nüfus çok çok değişkenlik gösteriyor. Neyle? Zamanla, yaşam biçimi, iş hayatı, işte şu bu. Ne oluyor şimdi? Mesela eskiden bir çekirdek aile dediğiniz ailede çocuklar, çocukların eşleri ve torunlar, küçük küçük küçük, hani bir sürü odaya ihtiyaç var. Çok geniş bir sofaya, avluya ve mutfağa ihtiyaç var. Ona karşılık hani daha küçük odalarda hayatlar sürüyor filan. Şimdi mesela hiçbirimiz öyle yaşamıyoruz veya öyle yaşayan aile sayısı, hane sayısı çok azaldı. Daha küçük, daha çekirdek ailelere yöneliyoruz. Dolayısıyla o tip yapıların da günümüzdeki yaşam biçimimize hitap etmeleri de söz konusu değil tabii. Dolayısıyla dönüşüm mutlak surette gerekli. Ben yani bir nokta daha altını çizmek isterim, demin hocanın ifadelerine katkı olması bakımından. Şimdi dönüşüm nasıl yaparsınız dediniz. Evet, kanun çıkartırsınız. En iyi bilen arkadaşlarınızı, hocaları, uzmanları alırsınız. Ama bakın bunun bir psikolojik yönü ve sosyolojik yönü de var. Dolayısıyla yani bir insanı, sizin artık bina, bulunduğunuz bölge hiç etkin değil. Biz burada bu kadar kat vermiyoruz. Hatta buraları park bahçe yapacağız. Sizi de şuraya taşıyacağız dediğiniz zaman, işte bu hem sosyolojik sorun oluyor hem de kişilerin psikolojisi bozuluyor. Bunu cazip hale getirecek, insanların memnuniyetle, en azından tamam çok memnun değilim ama benim gibi arkadaşlarım da, biz hep birlikte taşınıyoruz ve çok daha iyi sosyal koşullarda ve mimari bir dokuda, kentsel bir dokuda yaşamımızı sürdüreceğiz cazibesinin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor planlamada. Peki hocam, şimdi şöyle bir şey de var. Mesela böyle de çok şikayet geliyor izleyicilerden. Beş katlı evleri var. Yıkıp yerine yenisini yapmak istiyorlar. Fakat bu arada imar kanunu değişmiş.
Ve yıksa bile gerisini yapamıyor. Evet. Özellikle İstanbul'da Boğaz kıyısında bu sorun daha da yoğun. Hiç yapamıyor ama başka bölgelerde de imar kanun değişikliği ödesinde bu binaları yıkması halinde 5 katlı bina yerine kanun değişikliğinin 4 katlı bina yapıyor. Ne yapacak bu insanlar? Ya şimdi orada tabii illa o binayı aynısını yapmak istiyor ve yapma şansınız yoksa yani yapacağınız şey şu. Bir o 6306 sayılı kanunda bu durum tariflenmiştir uygulama yönetmeliğinde. Yani dönüşüme girecek yapıdaki malik sayısının yeni yapılacak binadaki malik sayısından fazla olması durumu. İşte o zaman mesela noter huzurunda kuralar bilmem neler işte maddi olarak emsaller. Malik fazla ama aynı malikler bile olsa sığmıyor bazen. İşte onu diyorum. O koşullar da tariflenmiştir. Ya o yolu tercih edecek vatandaş kanundaki tariflenen yani yıkılan binadaki malik sayısının binanın yenilenmesi durumunda bile fazla olması. Yani 10 kişi var binada 8 daire çıkıyor. Bu koşul ve izlenecek yollar kanunun uygulama yönetmeliğinde diyorum tariflenmiştir. Ha ama biz hiçbirimiz vazgeçmiyoruz. Hepimiz de birbirimizi seviyoruz. Bu binada da bu 10 kişi aynen oturmaya devam etsin. O zaman küçük. O zaman yok güçlendireceksiniz. Güçlendireceksiniz veya metrekareden fedakarlık yapacaksınız. Değil mi? O küçük olur. Yani bir katta 2 daire değil 3 daire şeklinde yaşamayı sürdüreceksiniz. Yani alternatifler hayatta var. Hayatta kalmak için gerekiyor bu. En önemlisi bu. En önemli şey bu. Tabii yani eskisi gibi büyük yerlerde oturma alışkanlığına belki vazgeçmek gerekecek yani. Bakın yani bir de yani büyük dediğiniz yani şimdi millet insanlar bakıyorum bazen hayretle karşılıyorum. Yani her şeyi de devletten beklemek doğru bir şey değil açıkçası. Şimdi kaçak katları çıkıyoruz. Fazla kolonları kesebiliyoruz. Evet. İstediğimiz tadilatları yapabiliyoruz ama ondan sonra canımız sıkılınca yani iş zora gelince aa devlet nerede diyoruz. Tabii ki devletin vermesi gereken destekler, geliştirmesi gereken ekonomik kaynaklar, sosyal kaynaklar tabii ki gerekiyor ama şimdi bir müteahhit ilgileniyor, insanlar kabul ediyor, bir inşaat projesi geliştiriliyor. Deminki koşul da yok. Yani 10 daire varsa 10 kişiye de bu 10 daireye de daire verilebiliyor. Ama artık orada insanlar ya benim dairem 160 metrekareydi, şimdi 130'a iniyor. Yani bu kafamızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü 160 metrekarelik daireniz olabilir ama hiç etkin bir dizaynı yoktur. Yeni binada 130 metrekare sizin 160 metrekareden çok daha ferah olabilir. Yani üstelik daha konforlu, daha teknolojik, daha yeni. Bir kere güvenli yeni. Yani. Bir de, güvenli olsun. Bir de 160 metrekarelik tabut mu, 130 metrekarelik ev mi? Evet, evet, aynen. Yani biz de kendimizle de yani bireyler olarak mutlak surette bu işe inanarak hakikaten destek olmamız da gerekiyor süreçlere diye düşünüyorum. Peki Mustafa Hocam, şimdi İstanbul dediniz ki 150 bin bina riskli. Bu binalar deprem sonrası yani İstanbul'un beklediği 7 artı büyüklüğündeki bir deprem sonrası 150 bin bina kullanılamaz hale gelecek. Bunların bir bölümü tamamen yıkılacak. Onların sayısı kaçtır onu bilebiliyor muyuz? Tamamen yani çok ağır hasar ve yıkık bina 6 bin tane. Ağır hasar 21 bin falan tahminim. Yani 6 bine yakın bina tamamen yıkılacak. Reklam arası mı? Bir reklam için durayım hocam. Sonra lafınızı kesmeyeyim. Acilmiş çünkü bu reklamı ödüyorlar. Sonrasında tekrar konuşalım. Hocam şimdi tekrar size dönüyoruz. Bu arada bir kez daha hatırlayayım. Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın istifa ettiğini yakın çevresine Habertürk.com doğrulatmış vaziyette. İstifanın kabul edilip edilmeyeceği sadece şu anda bir muamma olarak devam ediyor. Bu arada sosyal medyada sahte bir takım işte kabine değişikliği şeyleri dolaşıyor. O birkaç aylık bir fake sahte belge. Bunlara itibar etmeyin deyip hocam hemen tekrar size dönüyorum. Şimdi kentsel dönüşüm. Ama kanunlar sürekli değişiyor ve belediyelerin bu işle ilgili yaklaşımı şu. Vatandaş binayı nasıl yapacağını bilemesin. Yani o kadar muallak her şey. Ben kanun bu, arsa bu, yönetmelik bu. Bir proje hazırladım buna uygun diye götürseniz bu belediyeden geçmiyor bir türlü. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Her gün bir değişiklik, her gün bir şey. Sanki burada aslında
belirsizliğin için. Almanya'da böyle bir şey yok. Almanya'da araziniz varsa oraya uygun plan da bellidir. Asla da değişmez. Götürürsünüz, tık tık onaylanır gelir. Bizde ise böyle bir boşluklar var. Sanki rüşvet alabilmek için ya da işte belediye vakıflarına falan böyle destek alabilmek için özellikle yapılmış gibi görünen bir takım düzenlemeler var. Bunları basitleştirmek depremle mücadelede önemli bir şey değil midir? Yani her konuda çok önemli tabii. Yani bu tamamen yetki ve sorumluluk meselesi ve aldığınız mesuliyetle ilgili. Bizde ta Osmanlılardan gelen bir kavram var. Tevzi-i mesuliyet. Yani mesuliyeti ne kadar çok kişiye dağıtırsak sorumluluklar da o kadar çok azalıyor. Bunun öyle olmaması lazım. Bir kişinin yetkili, bir kişinin sorumlu olması lazım ve sorumlulardan da hesap sorulabilmesi lazım. Yani Türkiye'nin öyle bir sisteme geçmesi gerekiyor. Şu anda proses öyle bir sistemi veyahut da süreç öyle bir sistemi çok kaldırmıyor. Ama bunların tabii zamanla değişeceğini ümit ederim. Ama dediğim gibi bunlar her biri işin idari ve hukuki boyutu oluyor. Benim ihtisasım olan bir konu değil. Yani sadece gözlemlerimi söylüyorum. Peki hocam, bir gün de inşallah bu salgın geçtiğinde tekrar mahalle mahalle, çünkü sizin elinizde o planları biz burada gösterdik. Değerliler, geçen sene 3 Kasım akşamı biz Mustafa Erdik hocanla burada bir program yaptık. Ve o programda neredeyse mahalle mahalle, hangi bina riskliye kadar, artık çok içine girmedik. Neden? Çünkü bir mali mesuliyet de olacak. Vay, binamın değerini kaybettim falan diyecekler ama neredeyse ona kadar belediyenin elinde bu planlar var değil mi hocam? Var. Hepsi var. Yani tahmin bunların her biri tabii ki. Tabii, gerçekleşme tahmin, ihtimali var ama mevcut tabii. Niçin olmasın? İstanbul'da bu işler yani son 20 yıldır yapılıyor. Devamlı yapılıyor. Yenileniyor. Bir kısmı yapılıyor. Tekrar yeniliyor. Her yeni gelen belediye başkanı ilk yaptığı iş tekrar riskli binaları bulalım deniyor. Riskli binaları buluyoruz. Arkasını getiremiyoruz. Peki hocam, sağ olun. Biz daha birçok program yaparız. İnşallah bir dahaki program yaptığımızda bir enkaz önünde yapmak zorunda kalmayız. Bir kez daha en büyük tesellim olur. Çünkü enkaz olmadan deprem konuşan bir ben kaldım. Bir siz, bir Celal, bir 3-5 kişi daha. Gerisi anca deprem olunca akıllarına geliyor. Gidip önünde bir poz veriyorlar. Deprem geçiyor. Bir hafta sonra bakın bu akşam, daha doğrusu 3 gün önce unutuldu. Yani Amerika seçimleri imdada yetişti. Ne deprem kaldı ne bir şey kaldı. Bizde başka konuşan da yok. İnsanların çoğunluğu için böyle. Çünkü İnsanların karşılaştığı günlük sıkıntılar var. Evet. Hele hele bu COVID döneminde iş sıkıntısından tutun, aileyle sıkıntıya tutun, çocuğun okul sıkıntısından tutun. Deprem ne zaman, nerede geleceği çok belli bir şey değil. İster istemez geriye itiliyor ama bizim itmememiz, canlı tutmamız lazım tabii. Peki hocam, sağ olun. Sonra Beyza hocama soracağım. Beyza hocam, şimdi vatandaşları da şöyle kaygılar var. Birincisi, bu güçlendi bina riskini öğrenmek çok pahalı bir iş mi? İki, bir güçlendirme projesini yaptırmak, maliyeti bir tarafa, sadece proje yaptırmak çok pahalı bir iş mi? Nedir bunun 3 aşağı 5 yukarı şeyi? Yani çünkü belli ki devlet bunu yapmıyor. Belediyede böyle bir görevi yok. İş başa düşüyor. Normaldir iş başa düşmesine hiçbir mahsur yok. Her şeyi devletten beklenenden değilim ama bunun maliyetinde mesela bir 10 katlı bir 20 daire, 40 daire, neyse 10 katlı bir apartman için kaç paradır bunun maliyeti veya 5 katlı bir apartman için? Şimdi Fatih Bey, demin de söylediğim gibi binanızın kat sayısı 7 kata kadarsa bu analizlerde uygulanabilecek yöntemlerle ve alınacak numune sayısıyla tabii çok korele bir şey yani bu rakam. Dolayısıyla binanız 7 kata kadarsa basitleştirilmiş bir yöntem söz konusu. Bu basitleştirilmiş yöntemin içerisinde de çok daha az sayıda numune alınması söz konusu. Bu neyi getiriyor beraberinde? Daha az laboratuvar masrafını, daha az nakliye masrafını ve daha kısa süreli hesaplama yükünü beraberinde getiriyor. Ancak binanız 7 katları geçtikten sonra bu performans analizi dediğimiz ve deprem yönetmeliğinde tanımlanan tarzda bir hesaplama yapmanız gerekiyor. Bunun numune almaları bile çok fazla oluyor. Şöyle söyleyeyim, yani 7 katı açtığınız zaman binada her katından bir kere minimum 3'er tane karot, yani beton numunesi almanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun numunelerinin alınması bile bir gün içerisinde olacak bir şey değil. Yani o anlamda rakam vermem çok doğru olmaz. Çünkü çok mesela 5 katlı, İstanbul geneli 5 katlı diye söylüyorum. Yani 5 katlı bir yapıda basitleştirilmiş yöntemle yapmak mümkündür herhalde. Daire başına bilemiyorum yani 1000 lira filan civarında bir şey düşecektir diye tahmin ediyorum. Bu sadece testi, projesi değil.
Yani şöyle, bu işte mevcut durumun performans analizi ve kentsel dönüşümle alakalı evrak yüklerinin olduğunu tahmin ediyorum ben. Lisanslandırılmış kurumlar üzerinden yapılacak. Yani deney, analiz, başvuru filan hepsi dahil olmak üzere. Sadece deney değil. Deney güçlendirme tabii, güçlendirme nasıl bir teknik uygulayacaksınız? Ne kadar emek harcayacaksınız? Güçlendirme tabii zahmetli bir iş. Sadece test, yani hiçbir evrak işi falan yok. Sadece test etmek pahalı mıdır? Test etmekten kastımız yani beton şu mudur? O bina sağlam mı değil, ben bunu ölçmek istiyorum. İşte o performans analizi demek oluyor. Dediğim gibi 5 katlı bir yapıda işte ancak daire başına herhalde 750 lira, 1000 lira falan gibi bir şey olduğunu ben tahmin ediyorum. 5 katlı da 10 daire diyoruz herhalde. Evet, yani o civarlardadır diye tahmin ediyorum. Bir binanınki yaklaşık 10 bin lira civarı o zaman. Yani 5 ila 10 bin lira civarında değişecektir diye zannediyorum. Peki yine aklıma geldi, sorayım o zaman. Şimdi mesela karot almak. Şimdi ben oturduğum binayı daha önce yaptırdığım için biliyorum. Şimdi geldiler böyle deldiler, şöyle bir şey çıkartıyorlar. Evet, bir silindir numune alıyoruz. Bir silindir çıkartıyorlar. Böyle kesit var içinde, her şeye kadar baktım ben. Dedim ne enteresan. Biraz da korktum yani. Çünkü bazı yerleri hoşuma gitmedi böyle, ama dediler ki sorun yok dediler. Neyse, o önemli değil. Şuradan daha çok korktum. Ulan dedik, sağlam sütunu deldik biz şimdi. Tabii. Orası daha bir risk arttıran bir şey midir? Hayır, değildir. Değil midir? Ha? Yani çok iyi bir soru. Aslında buraya gelmeden aklımda olan bir şeydi. Şimdi kolonlarda özellikle karot numunesinin alınabileceği yer bellidir. Yani ve arkadaşlarımız, ekipler zaten lisanslı ve akredite insanlar yapabiliyor. Yani ya üniversiteler yapıyor ya öyle mühendislik firmaları yapabiliyor bunu. Karot kolonun orta bölgelerinden alınır. Yani kat yüksekliğinin hemen hemen ortalarından alınır. Çünkü burada özellikle moment etkileri ve depremde olacak, ortaya çıkacak olan etkiler yok denecek kadar azdır. Evet. Yani şöyle düşünün bakın. Yani binada mesela kolon kesiyorsunuz kimi zaman ve bina ayakta duruyor değil mi? Yani bazı önlemler alıyorsunuz. Niye? Çünkü bir kirişi düşünürseniz kullanım yükü, yani düşey yük durumunda kirişin tam ortası en büyük riski taşır. Evet, kuvvetleri taşırken depremde tam tersidir. Ortaya hiçbir şey gelmez. Tamamen kolon ve kirişlerde bağlantı yerlerine. Evet, o yüzden insanlar deprem hasarı ararlarken, yani binalarında rahat hani bir hasar çatlak gördüğü zaman özellikle kolon ve kiriş birleşim bölgelerine noktaları bakmalılar. Oralarda köşegen çatlakları araştırmalılar. Peki hocam, sağ olun, ağzına sağlık. Programın sonuna geldik değerli izleyiciler. İzmir'de en riskli bölgenin, zemin nedeniyle en riskli bölgenin Bayraklı ve özellikle Karşıyaka ve Bostanlı tarafı olduğu İzmir Deprem Master Planı'nda zaten görülüyordu. Ve buralardaki bina stoğunun bu risklere göre yenilenmesi gerekiyordu. Bunu hocamız çok net bir şekilde, konuklarımız açıkladılar. Beyza Hanım haritada da gösterdi. İstanbul'a gelince, İstanbul'da 150 bin 7 ve üzeri bir şiddeti deprem sırasında 150 bin bina riskle karşı karşıya, ciddi bir riskle karşı karşıya, 6 bin bina tamamen yıkılacak demek. İzmir'de 5 binada 100'ü aşkın can kaybımız olduğu düşünülürse 6 bin binanın ne anlama geldiğini siz daha iyi biliyorsunuz. O yüzden tabii bu 6 binin hepsi İzmir'deki gibi bizim yastık hadef olacak anlamına gelmez. Tabii muhakkak. İstanbul'da yastık hadef olacak bina sayısı 150-200'dir en çok. 200 müdür? Peki. Yani 150-200'dir en çok. Yani 200, İzmir'de 200 bina yastık hadef olacak. 6 binaya tekabül eden sayı 150-200'dür. Anladım. Diğerleri ağır hasar görür ama aynı hasarı görmez. Anladım. Peki hocam, bu düzeltme için ayrıca teşekkür ediyoruz. 200 bina tamamen yıkılacak diyor hocam İstanbul'da. 6 bin bina çok ağır, çok ağır hasar görecek. 150 bin bina ise oturulamaz hale gelecek derler. Bu konuyu gündeminizin, aklınızın bir köşesine yazın. Bu arada ben de Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a bir davette bulunmak istiyorum. Sayın Kurum, Sayın Bakan, lütfen bir akşam ayırın. Teke teke buyurun ve bu konuları enine boyuna sizlerle konuşalım, tartışalım. Yasal düzenleme ne yapılır, ne yapılmaz. Çok tecrübelisiniz. Daha önce TOKİ Başkanlığı yaptınız. Türkiye'de bu alandaki en yetkin isimlerden birisiniz. Gelirseniz çok mutlu oluruz. Siyaset konuşmayacağız, sadece bunu konuşacağız. Sayın Bakan, bekliyoruz. İnşallah kabul edersiniz bu teklifimizi. Hoşçakalın.